Evet, şimdi yayına girmiş olmamız lazım. Sesimizi kontrol edelim. Evet, ses benim aldığım geri bildirime göre sesimizde sıkıntı yok. Tamam. Çok güzel. Oradan da biri bize onaylarsa. Evet, herkese merhabalar. Tekrar yeni bir sohbette beraberiz. Bugün de konuğum Murat Boyar. Hoş Evet. geldin Murat. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için. Ben de teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Bugün de biraz embedded Linux konuşalım istedim. Çünkü zaten bayağıdır da bana da çok sorulan şeylerden biridir embedded Linux. Hani o konuda bir şeyler yapar mısınız diye. Benim de şimdiye yakın zamana kadar da çok az tecrübem olan bir konu değildi. O yüzden hani daha bu konuda tecrübelerini çıkarıp beraber sohbet edelim istedim. Evet. Evet arkadaşlar, seste bir sorun yok galiba değil mi? Bir onaylar mısınız? Emin olalım. Embedded Linux konusu dediğim gibi çok sorulan bir soruydu zaten. Ondan bahsedeceğiz bugün. Hatta bu sohbet biraz daha belki öncekilerden de farklı olacak. Farkı şu olacak, biraz daha hem de uygulamalı şeyler de göreceğiz. Hasbel kadar, evet. Murat evet, bize birazcık en azından canlı olarak da çalışır halde bazı şeyler de gösterecek Linux üzerinden de. O açıdan da farklı bir sohbet olacak. İstersen Murat biz yine klasik girizgahımızı yapalım. Olur. Senin öykünle bir başlayalım önce istersen. İşte geldi çok geriye gitmeden çocukluğa kadar inmiyoruz ama Evet. hani lise yıllarından üniversitede bölüm seçimi hangi tercihlerle oldu? Üniversite Evet, hayatı evet. nasıl geçti? Biraz bunlardan bahsedersen sohbetimize başlayalım. Tabii. Liseden hani biraz bahsetmek gerekirse Balıkesir'de okudum liseyi. Ve lise 2'nin başından lise 3'ün sonuna kadar liseyi hatırlamıyorum. Ders çalıştım sadece. O tiplerdendim. Ve elektrik elektronik mühendisliğine dönük bir koşullanma vardı. Çevreden ve kendimden dolayı. Yoksa eline kablo tutmuş bir adam değildim daha öncesinde, yani lisedeyken. Elimiz test kağıdı tutuyordu sadece. Tüm tercihlerim elektrik elektronik üzerineydi. Beşinci tercihime yerleşmiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği 2001 yılında. Ve öylece kontrol, otomasyon dolu bir üniversite hayatı geçmiş oldu. Yazılıma da bir miktar dokunduklar üniversite hayatı boyunca filan derken mezuniyet geldi, çattı. Uzun bir öğrencilik hayatım oldu. Hani böyle bir başarı hikayesi değilim. Onu ifade ediyorum önce. Haylaz öğrencilerden üniversite. Yani üniversiteyi de pek değerlendirebilmiş bir tip değilim. O gerçekten geçmişe dönük. Hani gülerek söylüyorum ama pişmanlıklarım da, büyük derin pişmanlıklarım da. 2001'de girdim. Açık olalım şeffaf. 2008'de çıktım. Sağlam bitirdim diyorsun. Sağlam bitirdim. Doya doya bitirdim üniversiteyi. Ama ona rağmen biraz hani gözünü geç açan atlardan olunca, biraz geç hızlanan atlardan olunca tabii değerlendirilmiş oldum yeteri kadarıyla. Üniversitenin son uzatma döneminde ben çalışmaya başladım bitirmeden. Tabii o kadar uzatınca artık bir önce çalışayım dedim yani. Başladığım iş yerinde mikrokontrolörden embedded Linux'a geçiş projesinin içerisinde buldum kendimi. Ve bu konuda da hani uzmanlaşma konusunda kendime seçim yapabilme fırsatı buldum. Yani o sırada tecrübeli mühendisler de bu fırsatı sunmuşlardı. Yani tam olarak hangi alt birimde, yani bir müdürlük vardı. Onun alt biriminde hangisiyle çalışabileceğimi seçme şansım vardı. Daha önce de üniversite vesaire biraz Mandrake Linux vardı eskiden. Ona biraz dokunmuşum vardı ama çok kurmak, biraz irdelemek, bakmak ve çıkmaktan ibaret bir Linux'tu o. Ama bir Mandrake Linux'la bir şeyim vardı. O dirsek teması beni Linux'a kendi çekti. Biraz hızlı bir giriş oldu. O zaman ilk bilgisayarlarımızda Ubuntu'yla da o zaman tanıştım tabii. 2007 yılında. Ubuntu, hatta o dönemde Ubuntu'da yani ilk yıllarındaydı ve talep ettiğinizde size CD gönderdiği yıllardı.
Hatta bizim iş yerinde de arkadaşların talep ettiği böyle 2007 Ubuntu CD'leri falan hatırlıyorum. Embedded tarafta da ARM 9 200 MHz küçük bir sistem vardı ve onda Embedded Linux'la başladık. 32 MB NOR flash içerisinde koşan bir Linux'un içerisinde ilk junior adımlarımızı biz de pıtı pıtı atıyorduk o dönemde. Ve öyle o günden bugüne yazılım sistem, gömülü sistem dengeli bir şekilde hayatımın içerisinde. Şeyi sorayım şimdi, kontrol mühendisliğinde benim bildiğim kadarıyla çok fazla yazılım veya elektronik tarafı yok. Yani daha çok kontrol teorisi ağırlıklı diyebiliyorum değil mi? Yani yazılım tarafına dair bir şeyler var mıydı işin? Mikronetleyiciler belki. Ya yazılımda C eğitimi veriliyor öğrenciye. Ayrıca biz PIC'in 16F877'ydi herhalde, 40 bacaklı. Onunla ilgili bayağı bir dönem alan falan projeler yaptığımızı hatırlıyorum. Tabii neyse ki grup çalışmaları vardı. Murat tek başına o dönemde bu işleri halledemezdi yani. Ama tabii orada ne yapmıştık? Yani ayrı PID'nin benim ekran çok sallanıyor mu, dizim geliyor sana. Ayrı PID, yani PID'nin programlanan ve ayrı PID'nin de C'de yazılabilen bir şey olduğunu gördüğümüz iyi bir dersti bizim için. Açıkçası diğer diğer tüm matematiğin dibine vurduğu sistem, kontrol sistem derslerinden işte Z domainler, S domainler, işte function şey falan. İşte üçüncü, dördüncü örneği bile veremiyorum ya, o kadar teoride uzaklaşmış artık. Onların yerine o ders herkese çok iyi gelmişti. Aa, biz bu işi mi yapıyormuşuz falan olmuştu insanlara. O PID denen o işte kasılar buymuş vesaire. Tabii o dediğim gibi, yani biraz önce dediğim gibi, keşke daha böyle bir hocamızın yapı vardı. Yine teorik derslerden bir tanesi motor modellemeli yani bir ders. Çok gülmüştük hocanın yapına ama sonra hayat boyu aklımda kaldı tabii. Motoru hissedeceksiniz çocuklar demişti. Hocam nasıl elektrik motorunu hissederim, yapma şimdi. Tabii o sırada asenkron motorun bir modelinden bahsediyor harıları ve bizi motive etmeye çalışıyor. Ve nasıl yapacağımıza dair de yani motoru hissedeceksiniz diyor. Ben de hayatta çok kullanıyorum o lafı, motoru hissedeceksiniz. Bu arada asenkron motor demişken hani asenkron motor şey geldi aklıma. Hani sanayide çok kullanılan bir motor tipi zaten asenkron ama bugünlerde evet, belki daha da ünlenmiş bir motor haline geldi diyebiliriz. Çünkü elektrikli araçlarda da bildiğim kadarıyla büyük oranda asenkron motorlar kullanılıyor. Yani doğru, şimdi düşününce o modelleme bilgisinin ne kadar değerli bir hale geldi. Bugün elektrikli araçlarda yani o geldi şimdi. Tabii şimdi o dönemlerin yani gerçekten o dönemin hakkını veren arkadaşlar hepsini bir şekilde hasbelkader bir videoya denk gelirlerse daha sonra offline vesaire. Hepsi gerçekten işlerin hakkını verecekleri güzel firmalarda pozisyonlanlar ve cidden kontrol teorisini profesyonel hayatta uygulayan pek çok arkadaşım oldu. Ben o gemiyi okuldayken kaçıranlardandım. Yani açıkçası. Ya şeyi sorayım, kontrol mühendisi bölümünü seçerken bunun hani ne olduğu dair, çünkü şeye biraz hani lise çağında düşününce talihsiz bir bölüm kontrol mühendisi. Yani tam olarak ne olduğunu anlatmak çok zor lise çağında, düşünsene yani kontrol teorisi vesaire. Hani elektrik elektronik neyse bir anlamı var, hani daha kolay kafada canlanıyor bilgisayar mühendisi vesaire, ama hani kontrol mühendisini anlamak, anlatmak da o zamanlar için zor olsa gerek yani seçerken. Ya tabii bir de ya şu an düşünüyorum yani bizi lisede ne alıp götüren, okulları gezdiren oldu. Hani ben üniversiteye geldiğimde baktım, Anadolu Jura köşesinden liseler, şunlar bunlar bizim fakülte kampüsü geziyorlar, Maslak'taki kampüsü. Ben gerçekten bu hani tercih robotları falan var ya, oradan işte son model tercih robotunun CD'yi tak bilgisayara, efendim kontrol neymiş, sensör mensör yazalım bari. Kontrol şunun diğer adıydı hocam benim için. Telekomünikasyon tutmayan şey. Elektronik tutmayan şey. Yani bir de diğer adı var yani. belli bir başarıyı sağlayıp kaybetmek hissi var. Biraz bizim arkadaşlar da bu hissi hissedip demotive olan insanlar belki vardı. Ama bunu yenmek zor değildi tabii ki. Yani oturup derslere kendini kaptırıyorsun ve hakkından geldiği şeyi seviyorsun bir süre sonra.
Ama bir türlü derslerle olan mesafeni gidermezsen bir türlü de ısınmıyorsun yani. Benimkisi biraz öyle bir hikayeydi. Yani kontrol güzel bir alan. Şöyle bizde şimdi biliyorsunuz elektrik elektronikte de biz elektrik elektronik mezunuyum ben de. Kontrol dersi alıyoruz bizde işte. Hatta seçmelilerde dijital kontrol falan da almıştım. Hani kontrol dersinin şöyle bir şeyi var elektronik mühendisliğinde okurken. Üçüncü sınıfa geldiğinde falan alıyorsun genelde. Ve en zor dönemde alıyorsun zaten. Böyle bir sürü kallavi ders oluyor bir arada. Kontrol mühendisliği şunu sağlıyordu biraz. Ya bu bizim daha önce gördüğümüz şu alakasız matematik derslerinin bir anlamı varmış. Yani lineer cebirdi yok işte kompleks teoriydi falan filan. Evet. Yani hepsinin kullanıldığı işte lineer cebirin dibine kadar işte ha bunlar bu işe yarıyormuş dediğin zaman ama biraz geç olabiliyor başta anlamadıysan. Aynen. Yani. Ama bugün de ne kadar önemli çünkü bugün hayranlıkla baktığımız birçok proje değil mi? İşte kendi kendine giden arabalar, işte ne bileyim dronelar hepsi aslında kontrol teorisinin birer uygulaması. Tabii bugün konumuz kontrol teorisi olmayacak arkadaşlar. Şimdi bilenler belki yanlış anlamasın. Embedded Linux'a bağlanacağız ama tabii kontrol mühendisliği olunca mezuniyet bölümü oradan gelelim. Ben de yüksek lisansı bir kontrolde yaptım bu arada. Aa bravo. İtekliye olan bir yüksek lisans olmuştu ama bir şekilde yaptık. Hani teorisi ağır bir konu ama dediğin gibi o şey dönem bende de olmuştu aydınlanma. Hani o kontrol teorisinin ilk ödenet BC'ye bağlandığı kısım. İşte hocamıza ben de sormuştum. Ya hocam tamam bunları görüyoruz da bu kontrol. Yani bunu işlemci nasıl yazacağım? O Z domainindeki bir denklemi C'ye çevirip yazıp gösterdiği kısa bir örnekte ha orada bir şey olmuştu yani. Evet. Demek ki ya bu da buraya böyle implement ediliyormuş. Ayrık integre. Çünkü öbür türlü kopuk oluyorsun. Yani bir teori var ama bunu nasıl ben cihaz yani gerçek bir şey yapacağım şeyi olabiliyor. Hani onu göremiyoruz ilk başta. Linux'a bağlanabiliriz yani, istersen. Linux. Aynen. Linux'a ilgin nereden başladı? Bir nereden tanışmıştın? İlk Mandrake Linux'tan demiştin. Evet. Üniversitedeyken bilgisayarımı öyle kuruyordum. Yani open source şeylere karşı biraz böyle isyankar şeylere karşı böyle merak şeyim vardı her zaman. Yakındım. Mandrake'i kurmuştum. Ve hoşuma gitmişti. Hani Windows. Belki de şu vardı yani. Microsoft olmayan şey. Windows biraz böyle olmayan bir yönü de var değil mi? Yani open tabii ya, ondan da biraz bahsedeceğim. İdeoloji gibi de bir yönü var. Hani hatta öyle kavgalar da oradan çıkıyor birazcık. Biraz öyle bir yönü de vardı. Evet. Bu tarz şeyler ilk Mandrake'i kurduran bana ne olmuştu? Herhalde böyle bir şey olmuştu ve biraz incelemiştim. Daha sonra da biraz hayat kendisi gelişiyor. Yani her şey bilinçli olmuyor. Hani ben ilk başladığım işte nereden bilebilirdim onların 8051 mimariden ARM9 kartlara geçeceğini de benim Linux'un içerisine kendimi bulacağım. Yani hayat da biraz hayat akıyor. Biz de kayığa binmişiz. Gidiyoruz yani bazı şeyler. Yeter ki kürekleri çek. Ben de baktım. Bu kürek çekilir. O günden bugüne çekiyorum yani. Yoksa şanslıyım yani. Ürün neydi peki? Ne üzerine çalışıyorlardı? Geçiş sistemleri üzerine, ödeme sistemleri üzerineydi ve ekranlı, 7 inç ekranlı bir TFT ekran sürüyor. İşte 200 MHz bir işlemcisi var. O, yani güzel, iddialı bir sistemdi. Yani, ondan sonra hani biraz ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim hani bu flash tiplerinden vesaire, Phi sistem vesaire. Yani o gün için ve şöyle bir avantaj vardı. Yani bu gömülü Linux meselesini Türkiye'ye getiren tiplerden, önemli adamlardan falan danışmanlık alıyorlardı. Haftada birkaç kez olsa o adamlarla aynı masada oturuyorsun vesaire. Büyük bir kaldıraç olmuştu benim için bu. Bu güzel bir şans olmuş senin için. Evet, o şansı kullandım açıkçası. Herhalde ondan sonra da Linux'ta başladı, Linux'ta gitti senin kariyer değil mi? Evet yani bir şekilde enselediğin şeyi seviyorsun. Yani üstesinden geldiğin şeyi sevmeye başlıyorsun aslında. Benim biraz felsefem o. Peki sonrasında nasıl gelişti? Daha doğrusu sen direkt zaten embedded tarafıyla başladın işin galiba. Yani işte başladığında doğru. Linux'a başlamıştın. Evet. Ya tabii o dönemde de biraz daha eski mühendisler Windows altında cross platform geliştirmeyi o dönem 2007-2008 zorluğuna rağmen tercih ediyorlardı. Ama biz yumurtadan yeni çıktığımız için birkaç arkadaş ve benden hemen önce benden biraz tecrübeli bir arkadaşım vardı ben işe başladığımda. İzliyorsa ona da selam söylüyorum arkadaşlara da. Ve biz laptoplarımıza Ubuntu kurarak başladık. Yani bunu her zaman yeni başladığım arkadaşlara söylüyorum. Yani arkadaşlar evdeki iş yerindeki printerınızı laptopunuzda kurulu Linux'tan kullanıyorsanız, günlük hayatınızda kullanıyorsanız mümkün mertebe. Ancak o zaman
bu sizin için bir meleke haline gelecek. Ancak o zaman bu sizin için bir yetenek haline gelecek. Ancak o zaman hayatınızın içine girecek. Ve dolayısıyla o da bizim için bir şanslı. Laptoplarımızda direkt hard disk gibi de sanal filan da kullanmıyordum. Ben uzun yıllar o şekilde kullanmayı tercih ettim. Hatta şu anda size yaptığım yayında da hard diske kurulu bir Ubuntu 18.04'ten bu yayını yapıyoruz. Skype bağlantısı kuruyorum. Dolayısıyla günlük hayatta ben işe başladıktan sonra her şeyi Ubuntu kullanmaya başladım. Yani evdeki bilgisayarımda Ubuntu kurdum, iş yerindeki bilgisayarımda Ubuntu var. Bir süre sonra Windows gördüğümde ekran bağdaştırıcısı ayarlarını yapamaz hale geldim. Bu sefer tam tersi oldu yani. Desktop ve Embedded, desktop'ta geliştiriyorsun, Embedded'de kullanıyorsun gibi bir yani kimi bağlasan bu şekilde aylarca, yıllarca herkes Linux'çu olur yani bir şekilde. Şimdi istersen de Linux'u belki daha çok tanımamış, yeni belki tanışan da arkadaşlar olabilir. Linux'un şeyinden de başlayalım yani. Evet, tarihçesinden evet. Kısaca. Bir de önce istersen isminden başlayalım. Linux diye okunuyor değil mi? Linux diye bir şey yok yani. Aman abi, evet, biz onu istemeyiz. Çünkü Linus Torvalds'ın isminden geliyor diye biliyorum. Aynen öyle. Linus Torvalds'ın isminden geliyor. Linux bir registered trademark ve Linus Torvalds'a ait bir markadır Linux. İşte birazdan hani öyle notlar da aldım. Hatta bir kitap da yanımda ufak. Linus Torvalds, Richard Stallman diye bu iki tipi bir karşılaştırarak aslında ne yapmış olacağız? Open source versus free software. Açık kaynak ve özgür yazılım. Yani biraz ondan konuşsak. Dediğin, o kavramları da oturtalım. Çünkü onun da oturması önemli. Çünkü bu alanda iş yapıyorsan biraz o kültürü de tanımak lazım. Ayrıca kültürden ziyade tabii Türkiye'de bilmiyorum ne kadar dahiliz biz o işin o taraflarına ama hani çoğu firmada açık kaynak, büyük firmalarda özellikle ben şimdi şahit oluyorum. Hani açık kaynakta kodlar kullanıyorlarsa bir hukuk departmanı var. Yani lisanslardan sırf hani lisansların sıkıntıya girmeyelim bu lisanslardan diye onları ayrıyetten kontrol eden bir birim var. Yani hani çünkü evet hocam. Bir de tabii ki bir arkadaş duyardı. Aslında doğru şey Linux diyoruz ama GNU Linux denemiz mi lazım doğrusu? O arkadaş free software falan değişince. O arkadaş felsefeciymiş. Değil mi? Öyle bir kavga daha oldu. Şimdi istersen kısaca onu anlatalım şimdi çok terimleri karıştırmadan. Evet. Linus Torvalds diye bir arkadaş vardı zamanında. Bu arkadaş evet. Bir yaz tatilinde diye biliyorum. Bilgisayarına ben kendi işletim sistemimi yazmak istiyorum değil mi? Bir şeye başlıyordu herhalde. Evet, üniversitede. Finlandiya'daki üniversite yıllarında Helsinki'de üniversite okuyor ve o sırada şimdi bunu tabii evveliyatı da var. 1970'lerde yazılmış Unix. Ardından gelen bir Minix. Ve Minix kodlarını okuyarak benim bildiğim kadarıyla yanlış varsa düzelsin arkadaşlar yorumlarda. Minix kodlarını da yorumlayarak ve baştan eksiklerini görerek veya baştan bir tasarım yapmak isteyerek bir mail grubuna bunu ifade ediyor. Ve film ondan sonra kopuyor. Ve birkaç yıl sonra ardından Amerika'ya yerleşiyor. Ve iş hepten çığırından çıkıyor. Ya bu çok önemli bir şey. Ha, Linux dediğimiz şeyde dikkat et, yani bilmemiz gereken bir şey. İşletim sistemi dediğimiz şey aslında bakarsanız çekirdektir. Ve Linux dediğimiz şey de Linux kernel'dır. Yani bir işletim sisteminin, yani dağıtım dediğimiz biz Linux distribution, Linux dağıtımı diye arkasından klasörler, dosyalar vesaire gelen birazdan bahsedeceğimiz şeylerden önce takip eden kitle bildiğim kadarıyla biraz daha elektronikçi ağırlıklı. O yüzden onlar öyle olduğunu tahmin ediyorum. Olabilir. Hani tabiri caizse biraz bizim application prosesörün yani uygulama seviyesi, yüksek seviye işlemcinin firmware'i asıl kernel. Neden? Çünkü kernel onun bütün subsistemlerine, alt sistemlerine erişiyor. Erişmekle görevli. Aynı zamanda o bütün driverları yönetmekle, o driverlarla ilişkili çalışmakla görevli. Memory'yi yönetmekle görevli. Tüm peripheral'dan sorumlu olan kim? Kernel. Linus Torvalds'ın işte bir üniversite öğrencisiyken başlatıp ben bir şeye başlıyorum dediğindeki şey çekirdek. Bu bir çekirdek projesiydi. Şimdi diğer yandan mesela GNU yani GNU not Unix diye bir kelime oyunuyla oradan bakın Unix'e Rich Stallman'ın bir göndermesi var.
GNU/GNU/Linux denmesi, evet, ben de daha ahlaki buluyorum. Neden dersek, Linux dağıtımı dediğimiz şeyin içerisinde kernel boot olduktan sonra ayağa kalkan pek çok uygulama ve lisanslaması ve en önemlisi GCC, G++ derleyicisi hep Free Software Foundation'ın bakımını onlar yapıyorlar. Yani onlar sorumlular. Ve dolayısıyla evet, GNU Linux denmesi, her ne kadar bunu free software'cılar, özgür yazılımcılar biraz dayatıyor gibi olsalar da, ki ben bu mezhep savaşında yokum, yani umurumda değil bu kavga, free software'cılar dayatıyor olsalar da hakkını vermek lazım. Free Software Foundation'ın bu açık kaynak kültürü mü dersin, açık kaynak aman ağzına bir ders veriyorum, özgür yazılım mı dersin, katkısı FSF'nin, Richard Stallman'ın ne mutlu ki bize aynı çağda yaşamışız onlarla. Diğer yandan Linus Torvalds, yani birbirlerine bakarsam birazdan bir şey de açacağım. Aslında ben ekranımı paylaşayım. Ben çene çalarken bir yandan da çok kısa bir şekilde Linus Torvalds'ın ilk demeçlerinden bir tanesi. İlk intervüllerden bir tanesi. Bu arada bir de kitap var galiba. Ben onu önerebilirim belki arkadaşlara. Ben İngilizcesini okumuştum ama sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Just for fun. Evet. Yani sadece eğlence için gibi bir anlamı var. İsmini nasıl çevirdiler Türkçe'ye tam bilmiyorum ama Linus Torvalds'ın öyle bir kitabı var, yani kendi hikayesi. Daha doğrusu Linus Torvalds'la yapılan bir söyleşi şeklinde hikayesini anlattı. Türkçe'de çevrildi bu kitap. Yani oradan da hikayesini merak edenler belki okuyabilirler bu kitabı. Abi onu benimle de paylaş. Şimdi şu tıkladığım, bakın 99 aslında geç bir şey ama Amerika'ya geleli 2-3 yıl olduğu bir dönemde işte bu hikayeyi anlatıyor. Arkadaşlara bu linki de paylaşırız. Ayrıca bunun tam 25 yıl sonra bir mülakat daha yapıyorlar. Onu da okumalarını tavsiye ederim. Onların linklerini de paylaşırız. Burada bu interview içerisinde hikayenin başlangıcı, nasıl geliştiği ve nereye doğru gittiği tamamen klasik bir mülakat, bir işte röportaj şeklinde ilerliyor. Bu linki de paylaşmak istedim açıkçası. İlk şeylerden bir tanesi. Kendi ben de bu arada kitabı buldum ama şöyle bir durum var. Kitap yalnızca eğlenmek için diye çevrilmiş. Tam Türkçe'ye çevirmiş yani İngilizcesinden. Yalnız kitabın şu anda baskısı görünmüyor. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış. Hani belki ikinci elcilerde falan bulabilir belki arkadaşlar. Belki de. Linus Torvalds yalnızca eğlenmek için ismi kitabın. Evet. Veya yayın evine baskı yapılabilir. Tekrar baskısı yapılsın kitabın diye. Aynen. Bu dönem biraz zor olabilir tabii. Yayıncılık da zor da birazcık çünkü bildiğim kadarıyla. Kağıt maliyetleri vesaire, ekonomik durum. Yani ben de şahsen şeyi severim çünkü bir konuya girdiğim zaman hani tarihçesini, tarihe de biraz belki merakımdan dolayı hani o işin de tarihçesini öğrenmeyi seviyorum açıkçası. Bilmeseniz de önemli olmuyor tabii işi yapmak için sonuçta. Linus'un tarihçesini bilmeniz ama hani nereden gelmiş, hangi aşamalardan, neleri, kimlerin katkısıyla gelmiş, hani bunları bilmek de güzel olabilir. Evet. Yani tabii bu ister istemez hani insan bu işin hani kahramanlarını öğrenmek istiyor. Sadece tabii kahramanlar bunlardan da ibaret değil. Birazdan bir iki isimden de daha bahsedeyim hani kulak aşinalı olmaklarına. Bu linkleri de paylaşacağız zaten. Bir satır arıyor gözlerim. Arabasından I'm the message. I'm just an engineer. Bakın Linus burada bir Richard Stallman'a bir laf atıyor. Yani Richard Stallman'dan farkı nedir? Richard Stallman bu işin içerisine açıkçası ideoloji enjekte ediyor değil mi? Kötü ya da iyi ya da kötü, severiz ya da sevmeyiz. Onun için bu bir düşünce çerçevesi çizmeye çalışıyor. Birazdan bir kitap göstereceğim. Hatta ben gözüküyorum galiba değil mi? Sağ üst köşede. Şu elektrik mühendisi odasından çıkan ve İngilizce linkini de açtım şuraya. Ya içerisinde özgür yazılım şarkısı bile var. Yani bir ideoloji çerçevesi çizme peşinde. Kitabı istersen tekrar gösterirsin. Ufak görünüyorsun ana ekranda. Tabii büyütünce göstereceğim tekrar. Ama Linus neyden bahsediyor? Yani benim bir mesajım yok.
Hani büyük laflarım yok. Ne diyor? I'm just an engineer. Başka bir lafı da yok. İşini iyi yap, kalbinle yap, içten yap. Yani felsefesi o biraz daha işin pratiğinde. Evet. Ha tabii ki Free Software Foundation'da hala işin dibine kadar büyük anlamda pratiğinde ama böyle bir aralarında ayrım var açıkçası. Böyle yani open source ve free software bunlar iki öyle pek biraz düşman kardeş gibi falan bir şey yani. Evet, kavramları en azından tabii iyi oturtmak lazım. Bir open source var, bir de hani free şey yanlış anlaşılabiliyor. Oradaki free de değil mi? Free'den kast İngilizce'de bizim karşılığı bedava tabii, anlamına tabii. Da gelebiliyor free. Özgür tabii. Anlamına da gelebiliyor. Evet. Burada özgürlük vurgulanıyor aslında. Bedava olmak zorunda değil değil mi? Aynen öyle. Yani hatta ifade edilir. Ben geldim mi? Evet sen gör. Yani orada evet. Charge of free anlamında değil. Freedom anlamında olduğu özellikle belirtiyor. Yani bu charge of free anlamına gelmiyor diyor. Free Software Foundation. Freedom anlamına geliyor. Dolayısıyla zaten bu çerçevede Free Software Foundation en önemli çıktılarından bir tanesi GPL, LGPL vesaire lisanslama çalışmaları. Bunlar yani insanoğluna, medeniyete büyük katkı yani ufak şeyler değil. Türkiye'de hala GPL, LGPL anlaşılmış durumda değil. Yani ben mühendis olarak LGPL'i insanlara anlatmak durumunda kalıyorum. Ve pek çok insan neden ilgilenmiyor? Sallamıyor çünkü. Ama biraz daha malımız Avrupa'ya çıktığında öyle bir sallarlar ki adamı sallarlar. Yani. Ya biz biraz işte hukuk yönlerine yabancıyız çünkü biz hani biliyorsun korsan kullanımında çok yüksek olduğu ülkelerden biriydik yakın zamana kadar. Hocam, bilmiyorum durumu. Ya işte bizim elektronik ürünümüz birinci dünya ülkesilerine daha çok yani açık dünyaya daha çok çıktığında bunlara dikkat eden ülkelere daha çok çıktığında bize daha çok dikkat edeceğiz. Çünkü bir iki tokat yiyen olacak ağlayıp geri girecek herkes dikkat edecek. Yani orada belki şundan bahsedelim yani bu lisansa modelleri ne getirdi aslında açık kaynak olması ama hem de belli lisans modeliyle yani açık kaynak demek sana o yazılımın bütün değiştirme işte modifiye etme vesaire haklarını aslında veriyor. Evet. Ama aynı zamanda belli şartlar da isteyebiliyor. Nedir? Şartlar sen de yaptığın değişiklikleri açık tutmak şartıyla o yazılımın içinde. Veya işte belli lisans farkları, farklı lisanslarda farklı modeller sunabiliyor. Yani sen kendi evet. yazılım tarafını belki kapatabilirsin ama o yazılımın işte belli kullandığın kısımlarla ilgili değişiklikleri sunmak zorundasın gibi vesaire. Hatta aynen. geçen okudum işte Tesla'nın Tesla daha yayınlamadı falan diye böyle tepkiler gelmiş. Linux kullanıyor Tesla'da işte arabalarında. En son yayınlamış evet. kernel, kullandığı kernel model şeyini, kodlarını. Çünkü tabii, biliyorsun tabii. lisans şeyi gereği yayınlamak zorunda hani kernel'da yaptığı değişiklikleri. Aynen öyle. Vesaire. Ufak bir şey söyleyeyim. Herkesin evinde akıllı televizyon var. Akıllı televizyonunuzun menülerinde gezdiğinizde veya telefonunuzda da yine var ama çok telefonlarda bulmak biraz daha zor. Akıllı televizyonların menüleri biraz daha küçük ya. Televizyonunuzun menüsünde gezdiğinizde zaten açık kaynak lisansları diye bir yer göreceksiniz. Oraya baktığınızda günlük hayatta kullandığınız, sizin kullandığınız kütüphaneleri de göreceksiniz orada. Kullanmadığınızı da öğreneceksiniz ama hepsini zaten mesele o. Ürünle birlikte deploy etmeniz gerekiyor bu lisansları. MIT lisansı da olsa, LGPL de olsa, GPL de olsa ne olursa olsun. Siz ürününüzün, kutunuzun içerisine bu lisansları bir dosya olarak koymanız gerekiyor. Veya source kodun başında bunu koymanız gerekiyor filan filan. LGPL ile ilgili yeri gelmişken çok ufak bir şey söyleyeyim. Hani bu bahsi çok uzatmamak adına. LGPL'de en çok aslında ürün geliştirenlerin karşılaştıkları bir lisans tipidir. Eğer LGPL lisanslı bir framework kullanıyorsanız onların statik kütüphane olarak kendi uygulamamıza linkleyemezsiniz. Eğer LGPL lisanslı bir framework kullanıyorsanız onları ancak share obje olarak kullanabilirsiniz. Share obje olarak kullanıyorsanız ananızın ak sütü gibi helaldir ama statik kullanıyorsanız işte LGPL'i ihlal etmiş oluyorsunuz. Mesela küçük bir trik. Evet, en azından burada biraz daha tabii konuya hakim olanlara hitap edecek. Şimdi çünkü şeyi de açıklamak gerecek. Statik linkleme ne demek? Shared linkleme ne demek? Ha, o evet. Onlara şimdi girmeyelim bence. Onun tabii yok. Şimdi konumuz dışı. Yani evet Linux dediğimiz şey kernel ondan bahsettik. Aslında kernel dediğimiz şey tek başına iş yapan bir şey değil yani. İşlediğim sistemi çekirdeği ama bizim evet. diyoruz Ubuntu vesaire gibi dağıtım diyoruz bunlara değil mi? Aslında dağıtım ne belki biraz onu tarif etmek lazım. Dağıtım ne anlıyoruz? Yani Ubuntu deyince ne anlıyoruz? İşte Linux kernel deyince ne anlıyoruz? Evet.
Şimdi birazdan bir link açacağım. Orada da bayağı açıkça göreceğiz. Dağıtımdan kastımız, mesela dağıtımlar nelerdir diye bir sayalım. Ubuntu, Debian, bunlar akrabadır. Ubuntu nedir? Debian türevidir. Pardus nedir? Debian türevidir. Mesela Pardus bir Linux dağıtımıdır. Pardus bir Linux dağıtımıdır. Debian türeviydi ben baktığımda. Pardusçu arkadaşlar veya bilenler varsa düzelsinler. Yeni versiyonlar değişmiştir bilemem. Fedora, CentOS, Red Hat. Bunlar da birbiriyle akrabadır. Birbirinden çıkar. İlişkilidir. Ama bunlar da her biri birer ayrı dağıtımdır. İşletim sistemi dağıtımlarının birbirine önemli aralarında fark ettiren şeylerden bir tanesi. Bir, çoğunun aynı olmak üzere Systemd ve Systemd5 eski isimle Systemd5 diyorum V diye yazıldığı için. Systemd5, Systemd5 eski tip cihazların bir işletim sisteminin kernel'dan sonra ilk ayağa kaldıran servisler. Bunda bir farklılık olabilir. Neden? Çünkü sistem 5 hala kullanan dağıtımlar olabilir. Ama sistemde kullanan dağıtımlar da olabilir. Bir farklılık. Diğer yanda paket yöneticisi. En büyük farklardan bir tanesi. Debian paket yöneticisi de kullanabilirsin. RPM paket yöneticisi kullanıyor olabilirsin. Embedded de görülebilir. IPK paket yöneticisi kullanıyor olabilirsin. Şimdi mesela akraba dağıtımlar aynı paket yöneticisini kullanır. CentOS, Fedora, Red Hat. Bunlar RPM kullanır. Ama en son Pardus da öyleydi. Ubuntu, Debian. Ubuntu Debian'dan daha çok bilinir ama aslında Ubuntu Debian türevidir. Ama o da bir ayrı dağıtımdır. Ama ikisi de DEP paket yöneticisini kullanır. Ian Murdoch'ın, bu arada küçük parantez, toprağı bol olsun. Ian, Debian, Deborah galiba. Karısıyla galiba kendi isimleri diye evet, biliyorum. Evet, evet. İlk üç harfleri Debian ve nokta dep dediğimizde Ian Murdoch'ın eşiydi. Ian Murdoch da Docker'ı dünya medeniyetine kazandıran, yani ekibin içinde olduğunu biliyorum. Gene yanlış varsa düzelttim. Docker'ı ve Debian'ı dünya medeniyetine kazandıran bir adamdır gitti. Şimdi dağıtım dediğim gibi kalkışta farklı olabilir, paket yöneticilerinde farklı olabilir ve tabii ki user interface'te. Grafik user interface'inde GNOME kullanabilir, GNOME diye yazılır. GNOME kullanabilir veya KDE kullanabilir. GNOME'un klasik versiyonunu kullanabilir veya GNOME 3 kullanabilir. Bunu tamamen dağıtımı tasarlayan adamlar tercih eder. Yani dağıtımın esası şimdi paketlemesi diyebilir miyiz? Yani işte kernel var ama kernel sadece işletim sisteminde iş yapan çekirdek. Ama onun üzerine işte grafik arayüz lazım, bir sürü işte araçlar lazım. Bunun bir işletim sistemi haline gelmesi için komple bildiğimiz evet. Anlamda hani bilgisayarımızı evet. Açtığımızda iş yapabildiğimiz bir sistem. Ve değişik, tabii bunların bu kadar çeşitlenmesinin sebebi de açık kaynak ve özgür yazılım şeklinde olmaları. Yani çünkü aynen. Kendi alıp bir tane işte kernel'ı kendim üzerine bir şeyler ekleyip veya açık kaynaklı şeyleri kullanıp lisanslarına riayet ederek ben de coşkun Linux dağıtımı diye bir şey çıkartabiliyorum. Yani bu hakkı veriyor aynen. Bu sistem. Aynen öyle. Temel farklar şu an ilk aklıma gelenler bunlar. Açılış, paket yöneticisi ve grafik interface. Bunun dışında da tabii pek çok küçük uygulamalar, utility uygulamalar, default gelen browser'dan genelde Firefox'tur. Olmayabilir. Başka open source browser'lar var. Yani user interface default'ta hangi müzik uygulamasıyla, hangi browser'la vesaire geleceği de fark edebilir. İlk aklıma gelenler şu an bunlar. Yani. Dağıtım farkları. Hemen istersen bir link var konuyla tabii. İlgili. Ekranda mısınız? Şu an görüyor musunuz ekranı? Evet, geliyor. Bunu Wikipedia'dan arkadaşlar bulabilirler. Yazacakları şey Linux Distribution. Wikipedia Linux Distribution yazdıklarında o Wikipedia sayfasında bu resmi görecekler. Hadi ben yazayım hemen. Wikipedia Linux Distribution. Yanlış yazdım galiba. Evet, o ağaç güzel bir resim. Ben de onu görmüştüm. Linux Distributions. Bakın bunun içerisinde şurada bir resim var. Her şey bir proje.
bu resmin bakımını yapanlar da bunu bir proje olarak değerlendiriyor arkadaşlar. Yani şu bu resmin bakımı var. Çünkü neden? Birileri bunu ilk çıkarmış ve sürekli de update ediyor. Yani bakımından kastım o. Şimdi gelin biraz gezelim burada çok hızlıca. Bakın. Ubuntu var mesela. Bakın Ubuntu. Kubuntu. Şimdi bakın Ubuntu, Kubuntu, Gobuntu. Şaka gibi. Muslim Edition. Greeny. Fluxbuntu. Bıdı bıdı. Bu bıdı bıdılar bakın iniyor. Nereye geldi? Ubuntu'ya geldi. Şimdi bir dağıtım var. Şimdi Debian'la Ubuntu arasında ciddi farklar var. Bunun ikisi de dağıtım diye geçer. Ama Ubuntu'yla Ubuntu arasında aşırı fark olmadığı için ben bildiğim kadarıyla dağıtım versiyonu diye anıyor insanlar. Dağıtım türevi diye anıyorlar. Neden? Şimdi Ubuntu'nun tek farkı grafik de bildiğim kadarıyla. Mesela Ubuntu da var. LXD interfeysini kullanıyor. Yani desktop environment'ını. Masaüstü yöneticisi farklı. Yani grafik ortamda bir farklılık var. Şimdi desktop environment kendisi ve desktop manager bunlar çeşitli katmanlar. X11'den başlayan desktop manager ardından desktop environment diye grafiğin bize gelene kadar geçirdiği yazılım katmanları var. Ve bunun en dışındaki şey değişmiş. Keza Kubuntu. Ubuntu normalde GNOME 3'lü geliyor ve GNOME'lu gelir tarihinden beri ama Kubuntu KDE'li geliyor. KDE de bu arada Qt tabanlı, Qt tabanlı bir grafik interface. Desktop environment. K desktop environment. K ne ki acaba? Bilenler yazarlar. neydi? K sadece K'ydı galiba ya. KDE tabanlı yani. KDE K desktop environment diye hatırlıyorum. Gibi gibi bakın. Yani o ondan türemiş, o ondan türemiş ama bakın Ubuntu bir ana akımdır yani. Sonra Ubuntu nereye bağlanıyor? Bakın Debian. Şimdi Ian Murdoch'un başarısı bakın biraz şuradan geliyor. Ben Debian'cı, Ubuntu'cu bir insanım. Ben CentOS'da biliyorum. Linux sertifikasyon olduğu için CentOS'a da daldım. Ama Debian'ı daha çok seviyorum. Niye? Çünkü neden? Neden olabilir? Çünkü ilk Ubuntu kullanmaya başladım da o yüzden. İlk Fedora kullanmaya başlasaydım onu sevecektim bu kadar. Bu arada Ubuntu galiba hani çok geniş kitlelere işin yayılmasına çok önayak olan bir dağıtım oldu değil mi? Yani aynen, en popüler aynen, olmasının aynen. sebebi herhalde. Ya onun sebebinden de bahsedebiliriz. Arkasında Canonical Ltd isimli bir Güney Afrika kökenli bir firma var. Evet. Güney Afrika ama yani güçlü bir firma, global bir firma. Canonical'ın Cloud'da da yani Ubuntu tabanlı hem Cloud olsun hem Ubuntu IoT'ye kadar ürün satılabilir hale getiriyor. Bakın Debian'ın yılına bakın, dikkat çekiyorum. 1993. Yani kernel çok early stage'de, çok erken, çok genç. Ve Debian filme başlıyor. Ondan erkeni çıkan da var bakın. Slackware. Slackware'ı çok insan vardır. Bunu kullanması zordur. Kullananlara tebrikler. Kendilerine hakiki Linux'u görürler. Görmekte de haklılar. Bir mülakata gitmiştim. Ne kullanıyorsun? Masaüstü ne dediler? Ubuntu dedim. Adam benimle dalga geçti. Yani şey dedi ya. Pis kolaycıya getirdi kibarca. Linux'tan saymadı seni yani. Linux. Saymadı. Hakkı da vardır. Bir şey diyemem şimdi. Slackware keza öyle eskilerden. Bakın Red Hat'te filme yeni başlayanlardan. Red Hat'te biliyorsunuz çok büyük bir firma. Red Hat'te galiba bu işi ticari hale getirip en çok ekmek yemeyi başaran firmadan diyebilirim. Evet evet. Red Hat'i de IBM aldı herhalde. Doğru mu? Olabilir. Hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Çünkü eğer sallamışsam çok büyük bir sallama olacak. Yani bir satın alma olmuş diye hatırlıyorum ama hangi firmaydı onu hatırlayamadım. Bir acquired IBM bir şeyler yazalım bir saniye. Aa, evet. 34 milyar dolara kapatmış. 34 milyar dolara da evet almış. Aynen. IBM zaten hep open source teknolojileri olan, open source Linux tabanlı teknolojisi olan. Bakın aşağıda kim var? Gözüküyor mu Android? Android. Evet, Android. Şimdi Android'i farklı kılan, bakın Android'i biraz farklı kılan bir şey var. File system tarafında, rootfs diyoruz, file system diyoruz. Yani bu dosyalar, klasörler tarafında. Orada kullandığı servisler bakımından, grafik taraftaki kullandığı çok
core çekirdekli, yani çok alt seviye servisler bakımından çok özgün şeyler falan kullanıyor. Yani Android'in bir file sistemine girdiğinizde kendinizi Linux'a gibi hissetmiyorsunuz. Yani çok, ama işte bakın, işletim sistemi o klasörler dosyalar değil. Klasörler dosyalarla birlikte açılan servisler değil. İşletim sistemi çekirdek. Android Linux çekirdeği kullanır. O yüzden Linux dağıtımıdır. Şöyle eski dedelerden bir şey daha arıyorum ama göre şu an gözüme çarpmadı. SUSE bizim SUSE mi acaba? SUSE, evet, bakın. SUSE'den SUSE gelmiş. SUSE de bildiğim kadarıyla Alman menşeli bir ekip onu yürütüyor. Falan filan. Bu bahsi kapatıyorum izninle. Evet, bayağı bir türler artmış. Yani. Dağıtımlar ağacı geniş. Evet, evet. Atalardan gelerek. evet. Ve sürüyor ve devam edip gidecek yani. Belli ki. Ne diyorduk? Ha, şu kitaptan bahsedeceğiz. Evet, kitabı tekrar gösterebilir misin bu arada? Notlarıma hemen bakayım. Evet. Demin kitabı çünkü gösteremedik. Aynen. Kitabı gösteriyorum. İngilizce linkini de göstereceğim. İnternette Richard Stallman Essays yazdıklarında. Evet. Richard Stallman Essays yazdıkları. Elektrik Mühendisleri Odası'nda. Yani çevirisi pek iyi değil ama okunmayacak kadar da değil. Okuyabiliyorlarsa direkt Richard Stallman Essays yazıp İngilizcesini okuyabilirler. Kitabı almak zorunda da değiller. Belli kısımları birazdan göndereceğim, göstereceğim. Linkte var. O linkleri de paylaşacağız. Bu, aslında. Hani şimdi özgür yazılımcılar kızdıracak şeyler söyledik. Gönüllerini alalım. Şuradan bir paraf okuyacağım izninle. Tabii. Richard Stallman'ın özgür yazılım hakkında gerçekten ya beni bitiren benzetmelerinden bir tanesi. Hızlıca okuyorum izinle. Şimdi bazılarınız hayatında hiç bilgisayar programı yazmamış olabilir ama belki de yemek pişirdiniz. Ve yemek pişirdiyseniz, çok mükemmel değilseniz muhtemelen yemek tariflerini kullandınız. Burada ateşi fişekliyor. Ve yemek tariflerini kullandıysanız bir arkadaşınızla muhtemelen bir yemek tarifinin kopyasını paylaştınız. Ve tam anlamıyla bir acemi değilseniz yemek tarifinde ekleme çıkarma yapmışsınızdır. Yemek tariflerinde belirli şeyler söylenmektedir ancak tam olarak aynı şeyleri yapmanız gerekmez. İçeriklerinden bazılarını katmayabilirsiniz. Mantarı sevdiğiniz için mantar ekleyebilirsiniz. Doktorunuz tuzu azaltmanız gerektiğini söylediği için daha az tuz koyabilirsiniz. Yeteneğinize göre daha büyük değişiklikler bile yapabilirsiniz. Ve bir yemek tarifine değişiklik yaptıysanız ve yemek tarifine göre arkadaşlarınızla yemek pişirdiyseniz ve yemeği sevdilerse size şunu söyleyebilirler. Tarifini bana da verir misin? Tarifini bana da verir misin? Derler. Yani çok doğal bir şey değil mi? Aynen. Ve o zaman ne yaparsınız? Yemek tarifinin değişmiş halini yazıp arkadaşınıza bir kopyasını verebilirsiniz. Bunlar herhangi bir tipteki işlevsel olarak yararlı yemek tarifleri yapabileceğiniz doğal şeylerdir. Yemek tarifi bir bilgisayar programına çok benzemektedir. Bir bilgisayar programı yemek tarifine çok benzemektedir. İstediğiniz bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirecek bir seri adımdan ibarettir diye aşağıya doğru devam ediyor. Bu gerçekten yemek tarifi meselesi 10 numara 5 yıldız bir örnek. Gerçekte böyledir. Yani en iyi yemek kültürü Fransız mutfağı, Türk mutfağı, Doğu mutfağı, hatta Türk mutfağı dediğin zaman içerisinde Karadeniz mutfağı, Doğu mutfağı, Ege mutfağı, Akdeniz hepsi mutfağı. Hepsi açık kaynaktır değil mi? Yani bütün şunu bir tarif baktığın zaman bulabilirsin. Ve bunun bir kültür haline gelmiş olmasının tek sebebi elden ele iyileşerek evet. Yüzlerce yıl önce bugüne kadar gelmesi. Source code da aynı bunun gibi. Başka hiçbir şey değil yani. Evet. Ve bu yönden Richard Stallman harika bir şey yazmış. Yani. Bu arada okuduğumuz kısım çevirisi gayet iyiydi. O zaman isteyen arkadaşlar, onu da paylaşmış Türkçesini olur. Bulmak isteyenler Türkçesinden, İngilizcesinden de okuyabilenler arkadaşlar da okuyabilirler. Açık yazılım felsefesine dair çok fazla şey var tabii okunabilecek. Yani onları merak edenler daha derinlemesine devam edebilirler. Tabii, tabii. İstersen biz yavaş yavaş konumuza gelelim. Evet, kitabı tabii, gösterelim. Hemen bu elektrik mühendisi odasından varsa herhalde baskısı alabilirler. Ama bakın şurada bu linkin en altında GNU Türkçe ekibi tarafından onaylanmış çeviriler diyor ya. Mesela işte pragmatik diyelim.
Direkt GNU'nun Türkçe Edition sayfasında bu çeviriden kısımlar var arkadaşlar. Yani evet. Böyle açıp açıp okuyabilirsiniz. Nereden gittim? Emo'nun kitabı tanıttığı sayfanın en altında linkler var. Gunu.org'da. Evet, yani bilelim ki bugün herkesin kullandığı bu telefonların da aslında altında bu araçların birçoğu geçiyor. Yani işte bu açık kaynak işte derleyicisi olsun, işte Linux kernel olsun. Evet. Burada İngilizcesi Richard Stallman'ın essay'si yazdıkları zaman bulmuş olacaklar. Evet. Şimdi bu kadar Linux'tan konuştuk, dağıtımlar vesaire. Peki Linux'u anladık hadi diyelim. Ama bu embedded Linux nereden geliyor? Yani embedded deyince Linux ne oluyor? Nasıl bir fark oluşuyor? Aynen. Şimdi normalde bizim laptopumuzu açtığımız sırada benzer bir sıralama var. Öncelikle grup veya eskiden daha çok kullanılan Lilo isimli bir bootloader. Bir grup ekranı karşımıza geliyor. Ve grup ekranı da bizim kernel'ımızı load ediyor. Aslına bakarsak embedded'de de benzer kavramlar var ama grup loader kullanmıyoruz. Onun yerine biraz daha farklı kavramlar var. Mesela eğer bir Stara işlemcimiz varsa, Stara yani Texas Instruments'ın efsane işlemci ailesi. Eğer elimizde öyle bir şey varsa bir defa bir sistem on chip'in içerisinde bir X-Loader var. Yani bizim platform bağımlı olarak bir loader var. Bu ilk, first, birinci yükleyici diyelim buna. Yani buna şey diyebilir miyiz aslında? Çipin üzerine programlanmış, hazır gelen bir yükleyici program var evet, aslında. Evet, bu birincil yükleyici. Birincil yükleyici zaten var. Ben de geçeyim. Ardından ikinci yükleyici geliyor. İşte orada embedded dünyadaki fark oradan başlıyor. Birazdan şu ufaklığı çalıştıracağım ve ikinci U-Boot isimli ikinci loader'ın promptuna düşeceğiz. U-Boot'un yaptığı şey çok detaylar var. Belli clock'lar vesaireler vesaire. Onlara girmeden kabaca yaptığı şey bizim kernel çekirdeği RAM'e load etmek ve onun çalışmasını sağlamak. Neyle? Doğru parametrelerle. Birinci yükleyici açıldı. İkinci yükleyici olarak U-Boot yüklendi. U-Boot bir uygulama. O da RAM'e load oldu ve çalışmaya başladı. Ama onun işi her ne kadar sizin SD kartınıza erişebiliyor olsa da, GPIO'larınıza erişebiliyor olsa da onun işi bu işleri yapmak değil. Onun işi kernel'ı load etmek. U-Boot'un işi kernel'ı load etmek. Kernel load, doğru parametrelerle load ettiğimiz zaman kernel artık açılmaya başlıyor ve artık bundan sonrası laptopumuzdan çok da farklı değil bu açılış sırası. Kernel açılmaya başlıyor ve bir file sistemi içerisinde belli özel dosyaları bulup onu çalıştırıyor. Bu kernel'ın açılması ve kernel açıldıktan sonra rootfs dediğimiz yani o dosyaların klasörlerinin olduğu data alanının açılması laptopumuzdan çok da farklı değil. Zaten embedded Linux diye bir şeyin çıkması herhangi şöyle küçücük bir kartı bir bilgisayar konforunda kullanabilmek. Yani bu bir bilgisayar. Ha, Linux koştursa da bilgisayar, koşturmasa da bilgisayar. Yani bilgisayarın yani mikrokontrol tabanında olsa bilgisayarın teorik tanımına her türlü uyuyor. Bir girdisi var, çıktısı var, işlem ünitesi var, ara belleği var falan filan. Ama ayrıca biz bunun içerisinde eğer masaüstü Linux'ta koşturabiliyorsak, biz burada bir sunucu Linux dağıtımı da koşturabiliyorsak, hedef zaten bizim laptopumuzla aynı konforu yaşayabilmemiz hedef. En temel farklılık açılışta, U-Boot meselesinde ve arada atlamamamız gereken ve kısaca bahsedeceğim bir device tree meselesi var. Device tree bizim PIMMUX yani mikrokontrol tabanlı çalışanlar bu PIMMUX meselesini benden iyi biliyorlardır. Device tree'nin içerisinde PIMMUX atamalarını yapıyorsunuz. IKRC, SPI bazı baslarınız var. SPI iki tane basınız var. Birini kullanacaksınız. Kernel'ı körleştirebilirsiniz. Sistem runtime'da iki SPI varken fiziksel olarak T1
tek bir SPA var gibi yaşayabiliyor. Kimse onu o runtime süresince açamaz artık. Device tree overlay'ler var. Runtime'da çalışan. O bunu yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Bilenler yazsın. Ne oldu? Benim işlemci paketimin pek çok sub modülü var. İçerisinde sub sistemim var. GPIO'lar, ikarıcılar, işte LCD data taşıyan şeyler vesaire. Neyi açıp neyi kapatacağımı ve neyi açıp neyi açtıklarımı da hangi parametreleri açacağımı device tree diye özel bir dosya, JSON benzeri bir script olarak yazıyoruz ve kernel'ı derlerken onu da derliyoruz ve DTB diye bir dosyaya ediyoruz. Kernel da bu dosyayla birlikte açılıyor ve hangi alt sistemlere körleşeceğini, hangi alt sistemleri görünce onları hangi parametrelerle açacağını, hangi ping kiminle ilgili ve bunlarla ilgili driverların ayağa kalkması. Aslında bizim mikronetleyicide ilklendirme dediğimiz, yani initialize ettiğimiz driver, yani belli çevre birimlerini, onun Linux tarafı diyebilir miyiz? Evet hocam, evet. Yani sizin işte low level driver mı diyorsunuz, LLD mi diyorsunuz, o tarz belki şeylerle onların açılmasını sağlayan süreçler. Burada da benzer şeyin Linux dünyası gerçekleşiyor. Yani embedded Linux dediğimizde aslında fark biraz daha belki şunu diyebiliriz. Hani genel amaçlı bir PC'de çalışacak Linux'tan ziyade bir işte single board computer diyeceğimiz işte bu tarz BeagleBone, evet. Raspberry Pi tarzı veya işte değişik uygulama işlemcilerinde çalışacak. Direkt donanımda belki bir NAND flash'a yüklenip işte oradan yüklenecek, evet. Linux versiyonları diyebiliriz. Aslında temel, evet, olarak aynı Linux'un kendisi ama bu donanımlarda çalışacak şekilde işte üzerine ekstradan işte device layer dediğim başka veya işte bootloader'ının farklı olması gibi farkları var ama temelde yine bir Linux'tan bahsediyoruz. Ama embedded sistemlerde çalıştığı için embedded Linux dediğimiz şey ismi oradan geliyor. En başta Yani kernel'dan biraz kernel'daki kernel'ın içindeki farktan, yani şu an bir startup'tan bahsettik açılış sürecinden. Kernel'ın içerisindeki farklardan da bahsedersek, eğer siz NXP IMX 6 tabanlı bir platformda çalışıyorsanız veya işte efsane işlemci AM3159 Star serisiyle çalışıyorsanız kernel'ınızı derlediğinizde bunlarla ilgili spesifik konfigürasyonda yapmak durumundasınız. Yani bir kernel derleme sonucunda bir Z image elde ediyoruz. Bu Z image sıkıştırılmış 3-4 megabayt boyutlarında bir kernel dosyası ve bu sizin platformunuzla birebir uyumlu olmak durumunda. Dolayısıyla şöyle de bir şey diyeyim, yani aynı kernel elbette aynı işlemciye sahip iki farklı boardta bile aynı sonucu vermeyecek, çalışmayacaktır. Özellikle kernel'ın bir uzantısı var, uzantıları var diyeyim, dosya sistemi içerisinde libmodules klasörü altında, birazdan göstereceğim, driver dosyaları var. Oradaki libmodules klasörünün altındaki alt klasörün ismi zaten birebir kernel versiyonunuzla birebir olmak zorunda ki driverlar insmod olabilsin, load edilebilsin. Ayrıca lib klasörünün altında bir firmware klasörü vardır. O lib firmware altında da eğer sizin sisteminizde Linux'un firmware atabileceği mikrokontroller M3 Cortex, M3 Cortex M4 veya benzeri bir RISC veya bir yardımcı mikrokontroller varsa Linux'un böyle bir alt sistemi var. Yine bu da sizin device tree'nizle ilişkili, sizin device tree dosyanızın bir uzantısı olarak dosya sistemi içerisinde yer alırlar. Yani boot klasörü en başta, bu boot klasöründe sizin device tree dosyanız ve kernel dosyanız bulunur. Lib firmware altında ilgili .elf uzantılıdır benim gördüklerim. Firmware dosyaları olur ve lib modules klasörü altında da yine bu kernel ve device tree ile uyumlu olmak üzere sizin driver setiniz sizi orada beklemektedir. Açılışta LS mod dediğinizde hangileri yükleniyor görürsünüz. Yoksa bunun dışında rootfs, yani kernel'ın uzantısı olan, yani dosya sistemi içerisinde kernel'ın doğrudan uzantısı olan bazı özel dosyalar dışında standart.
Hepsi ARMv7 mimarisine göre compile edilmiş. Yani bugün biz ARMv7 GCC'nin Linaro'nu GCC'ye alıp cross compiler haline getirdi, çapraz derleyici haline getirdi haliyle Ubuntu'nun repositörlerinden doğrudan indirebiliyoruz ARMv7 için. ARMv7 çekirdek versiyondur. ARM, mesela ARM'ın Cortex A8, Cortex A9 mesela. Bunlar ARMv7 çekirdek versiyonu. ARMv6, ARMv5, ARMv4 çekirdek versiyonu da eski işlemciler. Ayrıca ARMv8'ler de var. Galiba onlar 64 bit olanlar. İşte Cortex A53'ler vesaire. Yani ARM'ın bir marka halinde işlemcileri var. Biraz da platformdan biraz bahsedebiliriz. Marka halinde M serisi, A serisi, bunlar ARM'ın markaları. Bir de bu marka işlemcilerin, işlemci çekirdeklerinin içerisinde ARMv7, ARMv6, ARMv8 diye andığımız çekirdek versiyonu var. Çekirdek versiyonu değil mi? Özür dilerim. Mimari versiyonu diyebiliriz belki yani. Mimari versiyonu. Architect version. Aynen. Mimari versiyonu. O architecture'a göre derlenmiş. Raspberry Pi için de bir uygulamayı derliyoruz. İçine atıyoruz, çalıştırıyoruz. BeagleBone'un da içerisine atıyoruz, çalıştırıyoruz. Bir tanesini Broadcom firması yapmış. Cortex A53 var içerisinde. Diğerini Stara firması yapmış. Cortex A8 var içerisinde. Baktığımızda dosya sisteminde ortaklıklar embedded sistemler arasında architect versiyonu, mimari versiyonu aynı olmak üzere ortaklıklar çok fazla. İşte gömülüyü gömülü yapan biraz önce bu konudan önce ifade ettiğim kernel, U-boot, device tree ve onlarla birebir göbek bağı olan DOS sistemi içerisindeki libmodus, libfirmware ve boot klasörü gibi şeyler. Onun dışında artık boyuta bakıyor mesela. Sizin dosya, sizin medya olarak yani şu an hani embedded Linux, niye embedded Linux diye bir şey var diye bahsediyoruz ya. Şimdi sizin embedded Linux içerisinde GFS 2 file sistem support olacak, CREMFS support olacak ki siz bir NAND flash kullandığınızda yani bu yani işletim sisteminizi saklayacağınız, yani şey gibi değil, mesela mikrokontrolcü arkadaşlar düşünebilir. Hani işlemcinin içerisindeki alanda dönmüyor mesela. Harici bir NAND flash var. Harici bir NAND flash var. Büyük. Bu hani benim ilk projemde 32 MB NOR flash'tı. Sonra eMMC'ler, keşke her şey her yer eMMC olsa. 1 GB, 2 GB, 4 GB eMMC gateway sistemlerle de çalışıyorum. Orada çalışmam çok rahat, büyükte. Mesela daha sonra küçük bir sistemle ulaştım, 16 MB SPI flash. Her şeye sığmalısın. Mesele biraz boyuta bakıyor. Bu sizin planlamanızla alakalı. Ve bu flashlara hangi file sistemleri tercih edeceğiniz de önemli bir strateji. Yani embedded Linux koşturacaksak bir NAND flash'ta, NOR flash'ta, eMMC flash'ta hangi file sistem tipi gider? File sistemden kastım, burada file sistem biraz anlam kargaşası sebep olabiliyor. Hem dosyaların olduğu klasör yapısını belirtiyor. Hem aynı zamanda FS'le biten, hani FS, file sistem, yani bir nevi o diskin nasıl okunacağını. Yani diskin driver'ı gibi düşünün. Ya da birlerin sıfırların nasıl yorumlanacağı da diyebilir miyiz o diskteki yani? Evet. Yani ortamdaki diyelim, diskte olmayıp. Aynen öyle. Siz bir NAND flash için GFS2 seçmeniz gerekirken başka bir file sistem için başka bir şey seçersiniz. Veya eMMC bir şey sürüyorsanız X3, X4 sürebilirsiniz. Bir de önemli farklardan, embedded Linux önemli farklarından, sizin küçük bir flash'ınız varsa onu hard disk gibi kullanmak durumunda değilseniz, RAM disk diye bir kavram var. Bu RAM disk kavramı şu. Biraz önce bizim bir açılış sıramız vardı ya. İlk önce
X loader veya işte platformun loader açıldı bir, U-boot açıldı iki, o kernel açtı. Kernel file sistemi bağladı. X ve servisler çalışmaya başladı. Sistem ayağa kalktı. Biz de login olduk. Ne diyorduk? File sistemlerden daha iyi. Yani login olup sonra ben... file sistem farklarından bahsettim. Biraz sonra da sıralamaya tekrar döndük. Evet, RAM diske geçtim. RAM diskten bahsettiğimi unuttum. Evet. İyi ki yorumlara falan katılımcılara falan bakmıyorum. Panik olacağım. RAM diske şu. Şimdi bir SPI flash'ınız var. O SPI flash'ın içerisinde RAM diski gunzip olarak yakıyorsunuz. Yani orada içerisinde bir read-write doğrudan herhangi bir data okuyacağınız zaman flash'a doğrudan gitmiyorsunuz. Bir kere gidiyorsunuz, o flash'ın içerisindeki RAM disk gunzip'ini alıp RAM'e açıyorsunuz. Kernel bunu açılışta yapıyor. RAM'e açılıyor ve artık aslında etrafımızda görüyoruz pek çok küçük cihaz. İşte şu an bana bakan modemim veya başka bir gateway, şudur budur ufak cihazlar. Bunlar çoğu zaten RAM disk çalışır. Ne oluyor böylece? Orada yazılan orada kalıyor. Bir defa böyle ben onu seviyorum. Güvenlik adına da bir faydası. Yani sisteme giren kimse hiçbir şey değiştiremiyor. Çünkü tek bir runtime süresi var. RAM'de. Her şey RAM'de. Kapattığın zaman tekrar başa dönüyorsun. Evet, her şey başa dönüyor. Böyle bir sistem ve çok yaygın RAM disk. Ona benzer initramfs var. Initramfs de kernel'ın içerisinde doğrudan gömülebiliyor. Yani 3 MB'lık bir kernel'ınız varsa onu 13 MB haline getiriyorsunuz. 13 MB'lık böyle şişman bir kernel'ınız oluyor. Açılışta kendi file sistemi kendi içerisinde barındırıyor. Bunu kullanıyorlar. Bu biraz daha böyle geçişlerde çok change root yapılacağı zaman. Mesela açılışı hızlı, yani hızlı açılış yapıyorum diyor ya mesela bir sistem. Arkasındaki espri biraz daha o aslında. Hızlı açılış yapıyor initramfs'le. Tüm driver'ları load ediyor initramfs sırasında. Sonra diskteki file sisteme geçiş yapıyor. Gibi bir trik var. Bu da bir hızlı açılış numarası aslında. Yavaş yavaş yapılacak işi sona atıyor yani. Aynen öyle. Evet. Tamam, farklar adına şimdilik benden bu kadar. Evet. Notlarıma da bakıyorum böyle çaktırmadan. Ufak yani şimdi tabii bir sürü kavram var. Çok konu var için içinde. Muhtemelen daha bu işe yeni merak salıp uğraşacak arkadaşlar da olacaktır. Onlar peki nereden başlayabilirler, bulaşabilirler bu işlere? Yani çünkü aslında bugün belki biraz daha kolay bu bizim başladığımız zamanlara göre. Çünkü bugün artık işte tabii dolar fiyatı biraz doların şeyi yüksek ama 20-30 dolara diyebileceğimiz işte kartlar alıp işte hatta daha ucuz galiba bu kısmı. Raspberry Pi tarzı, BeagleBone tarzı birçok kartlar da çalışabilirler. Evet. Hani biraz önce şey demiştik ya yayından önce belki konuştuk onu. Şimdi kendini bu küçük cihazlardaki Linux'larla uğraşmak zorunda bulduğu an o insan nereden geldi? Siz, daha önceden server'a bir backend yazılım yapan sistem tarafından yukarıdan aşağıya doğru mu geliyor? Yoksa daha önce mikrokontrolör yazılımı yapan taraftan elektronik olarak aşağıdan yukarı doğru mu geliyor? Aradaki bir soruyu unuttum. Bu soruya gelmeden önce aslında belki oradan girmemiz lazım. Şimdi ben mesela mikroyönetleyici işleri yapan, mikroyöneticide iş yapan biriyken birden ne oluyordu? Ben embedded Linux'a ihtiyaç duymaya başlıyorum. Yani niye bu kadar kendimi bu kadar komplike bir şeyin içine atıyorum? Çünkü mikroyönetleyicide biliyorsun her şeyi çok hakim olarak yapıyoruz genellikle. Gerçi şu an son dönemde çok modern mikroyönetleyicilerde iş değişti. Çünkü onlar da çok komplike hale geldi ama hani mikroyönetleyici deyince genelde bir mühendisin hepsine hakim olduğu neredeyse içindeki bütün birimlere bir şeyden bahsediyordu. Ama şimdi birden embedded Linux diye bir şeye niye geçme ihtiyacı duyuyoruz peki? Şimdi biraz bu işin market tarafı var. Biraz belki hızlıca ondan dem bulmak lazım. Yani biz mühendisler hani piyasadan bir şey seçip şey yapmıyoruz. Hani bu bir yönetici bunu deklare ediyor ve masamıza koyabiliyor değil yani mi? Yani bir iş yani piyasada bir ihtiyaçtan geliyor tabii ki iş. Evet. Bu şimdi şu market tarafında application prosesörler eskisinden daha ucuzladılar. Yani içerisinde Linux koşabilecek bir işlemci tabanlı kart elde etmek bugün çok daha ucuza geliyor. Ve böyle olunca ne oluyor? İşte hani yukarıdan gelen adam var ya
bir backendciyi de embedded Linux'ye dönüştürebiliyorsun. Bir elektronik mühendisini de embedded Linux'ye dönüştürebiliyorsun. Ve sen bir masanın etrafına aynı karta biri Node.js'te JavaScript kodu yazarken diğeri device 3 kernel konfigürasyonuyla uğraşan insanları bir araya getirip çok hızlı bir proje çıkarıyorsun. Diğer türlü hep elektronik mühendislerine ve platform bağımlı bir şekilde ve o bakacaksın işte o ilgili işlemci NXP'nin falan filan mikrokontrolör piyasada ne zaman deadline, ne zaman product ürünün piyasadan kalkma tarihi ne zaman vesaire pek çok şeyi kitaplaman lazım ve günün sonunda bir bakıyorsun o işlemciyi de bir application processor işlemci ve BOM hani bu bill of material fiyatı bakıyorsun değmez. Ve beni çok hani hızlı prototipleme ve markete hızlı çıkma avantajı sağlayacak pek çok şey barındırıyor içerisinde. Bir de çoğu zaman maliyetten de ziyade şey de oluyor yani imkansız bir hale geliyor. Mesela şimdi eski cihazlara evet. Bak 90'ların yıllarının bir cihazını düşün. Tipik bir endüstriyel bir cihaz. En fazla üzerinde ya LED göstergeleri vardır ya işte 7 segment gösterge vardır veya işte karakter LCD'li bir şey vardır. Hani o yıllarda. Hani Akbil cihazlarını hatırlayıp otobüslere takıldığında 2x16 LCD vardı üzerinde. Ama bugün evet. Cihazlara bakıyorsun 80-51. Artık her cihaz işte bir ürün geliyor mesela müşteriden bir talep geliyor. İşte dokunmatik ekranı olacak. İşte hatta Ethernet'ten bağlanacak. Şunu yapacak. SD kartı şunu yapacak dediğin anda bu isterler böyle hale geldiği zaman bunu bir mikroletleyiciyle yapmak bazen imkansız bazen geliştirme olarak yani mümkün olmayabiliyor. Çünkü o bambaşka bir konuya geçiyorsun artık. Şimdi o tarafa geçtiğinde Linux'a atladığında bir sürü konfora ulaşıyorsun. Çünkü zaten orada hazır işte Ethernet library'si, TCP/IP çözülmüş zaten. Ne bileyim hatta mail atma işte başka şeyler yapma library'leri hepsi zaten mevcut. Birçok şey açık kaynaklı. Çok alternatif var. Ekranı sürmek, ekrana dokunmatik bir arayüz yapmak falan orada bir sürü alternatifim var. Bir evet. Vesaire. Çok konforlu bir ağa geçiyorsun. Ha, bir yandan da development bilgisi olarak konforsuz bir ağa geçmiş oluyoruz. Çünkü ben mikroletleyici programlarken bir anda kendimi Linux'un içinde uygulama geliştirirken belki buluyorsun. Yani orada öyle bir fark oluşuyor. Çünkü biz bu çelişkiye hep düşüyorduk geçmişte de projelerden hatırlıyorum. Hani bir ürün projesi var işte dokunmatik ekranlı bir şey. Şimdi mikroletleyiciyle yapmak için çok komplike ama Linux'ta yapmak için de işte Linux'un kendisi bambaşka bir komplike şeyler ortaya çıkıyor. Öyle bir şey arada kalıyorduk. Bugünlerde bakıyorum firmalarda bu veya işte real time gereksinimleri de olabiliyor bu cihazın aynı zamanda. Ve şunu da söyleyelim tabii Linux aslında bir real time işlem sistemi değil. Yani mikroletleyiciyi real time sürmek için kullandığımız doğrudan bir şey değil belki ama eklentilerle belki vardır. Real time Linux eklentileri vesairelerle yapıldığını biliyorum. Bugünlerde firmalar bakıyorum hani işlemci firmaları hibrit işlemciler çok popüler olmaya başladı. Hibritten de kastımız ne? İşte oraya bir tane Cortex A9 atıyor mesela neyse A8 işte evet. Uygulama işlemcisi. Onunla beraber çalışan bir tane de M3 veya M4 mikroletleyici taraflı bir şey. Hani evet. Burada iki yönlü bir fayda oluyor. Hem güç tüketimi açısından telefonlara da hatta bu konulu diyebiliyorum bazı modellerde. Çift işlemci koyup sen güç gerektirmeyen işlemler yaptığında ufak işlemci çalıştırıp güçlü bir şey yapıyorsan oyun oynamaya başladığında yüksek işlemci çalıştırıp işte bataryadan biraz tasarruf etmeni sağlıyor. Bizlerin işlerinde de ne sağlıyor bu hibrit işlemciler? Real time işlemleri işte o diğer bir yönetleyiciye yaptırıyorsun. Ama diğeri kadar işte haberleşmeydi, ekran sürmeydi daha böyle real time olmayan ama işte daha yüksek performans gerektiren işleri yine Linux'a yaptırıyorsun. Ve bunlar da arasında tabii ki iletişim kurabiliyorlar. Hani bu yapıların da popüler olduğunu görüyorum son dönemde yani hibrit işlemciler. Hatta ST firması da çıkarttı en son işte. MP1 serisi galiba. İçinden Linux koşturduğum bir çekirdek var. Hem işte bir real, normal bildiğimiz M3, M4 neyse mikroletleyici çekirdeği de var. Evet. Yani bu çelişkileri gören sektörde buna cevap vermeye başladı. Yani hem Linux gereken işler var hem real time ki hala mikroletleyiciliği yapılan işler var. Bunları bir arada sundukları işlemciler de çıkmaya başladı. Aynen. Çok güçlü. Çok güçlü. NXP'nin Vibrit serisi de vardı. Cortex A5 artı M3 M4'lü. Sitaralar keza içerisinde PR yolu gene hibrit sayılabilir. Geçmişten gelen. Yani biz keyfimizden veya işte çok sevdiğimizden Linux kullanalım illa diye herhalde bunu tercih etmiyoruz aslında. Biraz zorunluluk haline geliyor bazı iş tarafları. Zorunluluk haline geliyor. Evet. Özellikle yani connectivity konusunda gateway anlamında çalışacak ürünlerin Linux tabanlı olması büyük avantaj. Ya tabii bu yine mikrokontrolör alanında çalışan insanların iş alanını daraltmıyor. Aslında genişliyor. Çünkü sen daha iyi biliyorsun. Sensör ağları IoT'nin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Ve eskiden şimdi şöyle oluyor. Sanki bir shift geçiş var.
Yani daha önce mikrokontrolü yapanlar Linux tabanlı yapılıyor. Belki daha önce analog RF sinyaller vesaire, hani çok bildiğim alanlar değil. Onlar bu sefer gelişmiş mikrokontrolörlerle yapılıyor. Yani bir shift kayıyoruz gibi. Ve sensör ağlarına baktığımızda mesela Bluetooth 4.0'lı bir sensör ağında hani pili tak unut şeklinde çok güzel mikrokontrol tabanlı ürünler var, ama bu Bluetooth ağındaki veya bu işte 680 MHz neyse işte bir Z-Wave ağı olsun veya işte Zigbee ağı olsun, oradaki datayı toplayıp MQTT'ye basacak küçük arkadaşın herhalde Linux tabanlı olması. Hatta belki süresinde... veri tabanına kaydedeceksin ilk başta bir lokalde. Yani oo, tabii ki. Aynen. Tabii. Yani her bir full stack size bir gateway özelliği sağlayacak olan Linux tabanlı, evet, bir küçücük bir kart oluyor günün sonunda. O zaman ama... buradan artık şeye geçebiliriz. Tamam. Embedded Linux kullanmaya ikna olduk. Embedded Linux'a ihtiyacımız var. Tamam. Evet. Şimdi size ürünümüzü satacağız. Bu elimde gördüğünüz beyaz şirin şey oldukça yaşlı bir BeagleBone. BeagleBone White, bu ilk seriden. İlk çıkanlar değil mi bunlar? Evet. İlk çıkanlardan. Bu yani bir ne diyorduk? Mesela yukarıdan gelen insanlar için Raspberry Pi'yi daha çok, yani yani elektronikten uzak insanlar için söylüyorum bunu. Raspberry Pi'yi daha çok tavsiye ederim. Çünkü Raspberry Pi bir elektronik kart çıkaran, bir çıktı olarak bakıyorsun bir elektronik kart. Onun kadar çaba gösterdikleri şey de onun bir education, eğitim projesi olması. Aslında çıkış noktası buydu en başta aslında. Kimse bunu kullanım amaçlı değil de eğitim amaçlı aslında düşünüyor. Raspberry Pi Foundation aynı. Tabii onlar sonra COM modüller vesaireyle endüstriyel uygulamalar bile hani yapanlar olabiliyor ki, ve gayet iyi de çalışıyor. ama elektronik kökenli gelecek arkadaşları biraz daha ben BeagleBone tavsiye ediyorum. Burada biraz daha detaylı, özellikle elinux.org, birazdan ekran paylaşınca onu da paylaşırım. Yani Raspberry Pi için de detaylar var orada. Ama elektronikçi arkadaşlar, ya ısrar etmiyorum ama BeagleBone öncelemelerini ben Raspberry Pi'ye orada belki şundan bahsedebiliriz fark olarak. Raspberry Pi'deki işlemci biliyorsun Broadcom'un bir işlemcisi ve bilgilerini ortalıkta bulabileceğin bir işlemci değil. Yani o aralarındaki anlaşmayla verilmiş bir işlemci o. Bravo, ama BeagleBone'un biliyor işlemcisi Texas Instruments'ın, bu da Stara serisi yanlış hatırlamıyorsam. AMS bir işlemci. AM3359 aynen. Daha çok yine endüstriyelde kullanmak üzere Texas Instruments ürettiği ve içinde bunun da benzer şekilde hem Linux kernel'ı koşturduğun bir çekirdek var. Aynı zamanda real time ara birimleri var içinde. Farklı çevre birimleri. Yani haberleşme yürüten, işte Ethernet vesaire veya endüstriyel haberleşme protokollerini yürüten real time'da ayrı çekirdekler de var aslında içinde onun. Aynen. Yani daha endüstriyel ve elektronik ürün geliştirmeye yönelik bir işlemci aslında. Evet. Yani yani söylediklerin harika. Yani daha derin detaylı çalışmalar yapabilecekler bununla. Analog input var bu arada. Elektronik içinde biraz daha iştahlandırayım. Diğerlerinde ne? Orange Raspberry Pi dışındaki diğer tüm meyveler Raspberry Pi'nin 40 pin çıkışını örnek alırlar. Orange Pi'de, Banana Pi'de vesaire. Ve onlar birazdan göstereceğim. Hani şeyin sonu. Sona geldiğimiz zaman o boardları da gösteririm. Onların sabit, hepsinin birbirine benzer 40 pini, ama BeagleBone'un özgündür ve çok daha fazla header pinde çıkışı var. Tabii orada motivasyonlar da farklı. Şimdi Raspberry Pi bir foundation, işte vakıf falan, hani eğitim amaçlı kart. Burada aslında Texas Instruments biraz kendi işlemcisini tanıtma amaçlı bir kart aslında. Daha popüler hale getirip bir geliştirme platformu sunmak aslında. Çünkü temelde o işlemciyi endüstri olarak satan bir firma. Evet. Şimdi ekranı değiştiriyorum. Bakalım, umarım Murphy ziyaretimize gelmez. Şimdi buraya kadar nasıl geldiğimizi de öncelikle ifade etsem. BeagleBone'un aslında. Evet, BeagleBone'un içerisindeyiz. Şimdi ben filmi izninle biraz geri sarayım. Çünkü hop buraya nereden geldik demek de insanlar çok da haklı olabilirler. Şimdi çarşıdan aldık bir tane BeagleBone
Tabii BeagleBone White almayacaksınız. BeagleBone Black. Şu an BeagleBone Black, Black galiba. Wireless. Tabii tabii onların üzerinde EMMC olanlar var. Mesela ben şimdi bunu SD karttan söylüyorum. Evet, EMMC var üzerinde. EMMC yok. EMMC nedir? Error correction'larını yapan akıllı bir, içinde yine NAND flash var bildiğim kadarıyla ama EMMC bası, yani SD kartla aynı bası kullanan, değil mi? Bas yapısını kullanan entegre halinde ama SD kart gibi davranan, sistem onu bir SD kart gibi görüyor ama entegre halinde şeye çakılı. Daha gelişmiş bir flash tipi. EMMC'li kartlar da tabii eğlenceli. Şimdi şimdi açalım bakalım. BeagleBone download diyorum. Şimdi biz bu işlere yeni başlıyoruz. Tek yaptığım şey BeagleBone.org latest image. Tamam. Şimdi ben Without Graphical Desktop, yani Stretch IoT versiyonu indirdim. Yani bunda ne yok? Sadece komu satırından kullandım bir versiyon. Sadece komu satırından. Görsel arayüz yok. Aynen aynen. Çünkü şeylerde var mı bilmiyorum. Mesela benimkinde herhangi bir HDMI çıkışı yok. Hani Raspberry Pi'lerde var. Şimdi şöyle bir soru. Evet var. Black'lerde son versiyonlar HDMI de var. Arayüzlüğü indirdiğin zaman arayüzde kullanabiliyorsun. Şöyle bir sıkıntı var onlarda da. Onlarda çok fazla yer kapladığı için sana fazla bir yer kalmıyor şey içinde, EMMC içinde. Ha tabii. Aynen öyle. Yani proje yapmak adına eğer biz bunu bir kapalı kutu proje yapacaksak ihtiyacımız olan şey yok, işte bu. Yok tabii ki ihtiyacın. Evet. Ama bilgisayar gibi de kullanmak mümkün yine Raspberry Pi'de olduğu gibi. Tabii ki aynen, aynen öyle. Şimdi biz de BeagleBone uyumlu benimkisi. Stretch IoT'yi ben kullanıyorum. Pocket Beagle da yine BeagleBone tipi. Ama işlemcisi farklı. Hemen ondan ben bahsetmek istiyorum. Evet, daha ufak bir şey. Yani boyutu da ufak. Evet. Çok çok ufak bir şey ve işlemcisi bakın Octavo ve hepsi bir arada. Evet. Benim bildiğim kadarıyla RAM de bunun içindeydi hocam. Evet. Octavo'nun yaptığı işlemciyi, RAM'i, işte gerekli olan diğer bileşenleri de alıp tek bir paket haline getiriyor aslında. Evet. Evet. Yani bilmiyorum fiyatlarını ama hani ne diyor donanım tasarımcısı? Yani yüksek frekans tasarım zor bir şey değil mi? Tabii. Yani o şeyle uğraşmak, o RAM'lerin haberleşme yolları vesaire tabii yüksek frekans çalışan şeylerde. Ona egal ediyor. Yani bu tabii. Sistem on package mi diyorlar? Ne diyorlar? Montajı da kolaylaştırıyor. Sonra dizgisi de kolay tabii kartın bu sefer. Ondan da hemen bahsetmiştim. Yani sistem on package deniyor bunlara. Yani bir pakette sistem. Evet. Yani biz ama normal AMI3359'a bu BeagleBone'a şu işlemci ise sistem on chip diye kavramsal olarak da vermiş olalım. Şimdi bunu indirdik. İndirdikten sonra şöyle o her yerden indirip bulabileceğiniz bir uygulama var. Şimdi indirdiğim dosya burada değil. Bu bilgisayarda değil. Şimdi siz aynı bu şekilde indiriyorsunuz. Bu oldukça kolay bir kullanması, kolay bir uygulama. Şu dosyayı indirdikten sonra Select Image dediğinizde sizin dosyanızı doğrudan görecek. Downloads'un altında seçeceksiniz ve görecek. SD kartınızı taktığınızda da bilgisayarınıza SD kartınızı da burada göreceksiniz. Flash butonuna bastığınızda da SD kartınız o imajı yakacak. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. İmaj yakmak ne demek? Belki öğrenci arkadaşlar vesaire vardır. Bu bir dosya kopyalama değil. Yani hiçbir zaman bir nokta .img ile biten. Yani bunu bir CD kalıbı gibi düşünün arkadaşlar. Bu yani tecrübeli insanlar için basit bir bilgi ama hani geçeyim hemen. Bunu bir CD kalıbı almak gibi düşünün. Bu bir disk SD kart kalıbı. Bunu indiriyorsunuz şu dosyayı. İndirdiğinizde select image diyorsunuz ve onu yakıyor. Yakmak img.gz'yi SD kartınız içerisinde kopyalamak değil. Bit 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 onu SD kartın içerisine yazıyor. Bu işlemi etcheri kullanın gayet basit. Flash diyorsunuz çat. SD kart hazır. Öncelik bu. SD kartı BeagleBone'unuza taktınız ve cihazınızı çalıştırdınız. Power verdiniz. Şimdi ben buraya nereden geldim? Bakın
Minicom kullandım. Bir profil açtım. Minicom kullanabilirsiniz. Ya Minicom şart değil. Linux'ta, Windows'ta da PuTTY'de var. Tabii aslında şeyi söyleyelim istersen baştan. Minicom ne işe yarayacak? Seri ha, haberleşme kanalıyla haberleşmeye çalışıyoruz kartla aslında. Aynen, çünkü aynen. Kartın bize çıktı verebileceği bir ekranı veya bir şeyi olmadığı için. Evet, evet. Şimdi şöyle göstereyim. Beni görüyorsunuz değil mi şu an? Seni ufak olarak görüyoruz şu anda. Skype'ın ben şu şeyi pencereyi büyütebilirsek bakalım. Yok, şöyle göstereceğim sadece. Bakın tek bir kablo var. Böyle bu ikiye böldük. Kabloda gerçekten güzel bir çalışma yapmışlar. Şu tek kablodan arkadaşlar iki tane USB to TTL dönüştürücü var. Yani siz bunu USB olarak bağlıyorsunuz ama o içeride onu TTL olarak alıyor. Yani UART olarak alıyor diyelim. UART olarak alınca ne yapıyor? Debug konsolu olarak kullanıyorsunuz. Yani ne demek? Siyah ekranda login olacağımız ekranı bize sağlayan kablo bu. Yalnız bu kablo çok görevli. Gerçekten çok güzel. Hem bakın ben sadece power ekstradan vermiyorum. Benim USB 3.0 çıkışım 1 ampere kadar beslediği için rahatlıkla ben şu an bunu power up yaptım. Bir. İki tane bunda seri port var aslında bu kabloda. Bir tanesi JTAG amaçlı. Hani bunu Code Composer'la kullandığınızda mesela siz daha ileri başka şeyleri RTOS'da yüklemek isteyebilirsiniz buna. O zaman Code Composer'dan JTAG'ı da göstereceğiniz zaman yine buradan taktığınızda sizin sistem bunu birkaç cihaz olarak görüyor. Bir de ayrıca USB Ethernet olarak da görev yapıyor. İlginçtir. Onları da göstereceğim şimdi. Yani ne oldu? 5 görev oldu. 2 tane USB Ethernet, 1 tane ya 2 tane seri port, bir de power'ı tek bir kablodan hallettik. Yani Raspberry'lerde ben böyle yapmadım. Hani power'ı alıyoruz da mesela Raspberry Pi'lerde UART pinleri. Power'a da dikkat etmek lazım çünkü USB yetmediği zaman da güç olarak o kartlarda sıkıntı olabiliyor. Yani mümkün olduğunca güzel bir adaptör kullanmakta fayda var. Aynen aynen. 2 amper en az. 1.5-2 amper tabii, belki. 2.5 amper, 2 amper aynen. Çünkü özellikle Wi-Fi falan da varsa hani Wi-Fi biliyorsun hani iletişim bağında bayağı akım çekebiliyor. Tabii tabii. Yani benimkisi bakın BeagleBone White hiçbir şey yok. Ne üzerinde EMMC var ne Wi-Fi var hiçbir şey yok. Ha. Sadece SD kart sürüyor. Mesela bu bir Raspberry Pi. Raspberry Pi'ın UART pinleri şu yukarılarda bir yerdeydi hatırlamıyorum. Evet, 40 pin içindeydi. Şu pinlerde onları siz bir USB TTL dönüştürücü alıyorsunuz. Onu RX çapraz takarak kullanıyorsunuz. Onlarla ilgili bir sürü doküman bulursunuz. Buradan da şu USB 2.0 bu da Raspberry Pi 2. Bakayım bu 2 mi? Bu Raspberry Pi 2. Ben eskidiğim için artık benim kartlar da eski. Bu Raspberry Pi 2 ve Power'ın da burada şeyden alır. Micro USB'den alır. Raspberry Pi 4'ler Type-C falan geldi. Ama Joshua'nın dediği gibi güçlü bir adaptör daha iyi olur. Çünkü ne kadar fazla uygulama ve donanım olursa o kadar çok güçlü geçecek. Evet. Şimdi ben Minicom kullanıyorum. Siz PuTTY de kullanabilirsiniz. Ben Linux'tayım. Siz Windows'tan da bağlı olabilirsiniz. Windows'tan da Device Manager'a girecek arkadaşlar. Device Manager'dan bu Raspberry Pi'yi takınca com kaç olduğunu görecek. Atıyorum com 7, com 8 olarak görecek Device Manager'da. Com 7'den, PuTTY'den, com 7'den bağlanacak. Şimdi ben PuTTY'nin resmini de göstereyim. Resim dedik yazıcık. Şimdi bir saniye. Şimdi. PuTTY'de kullanabileceğiniz basit bir seri haberleşmede kullanacağız. Evet, çok basit. Aynen, seri haberleşme. UART'la haberleşir. Ha, aynı zamanda SSH ve Telnet de yapar. Şurada serial yazar. Çözünürlük kötü. Serial'a basarsınız. Şurada da com 7'nizi yazarsınız. Artık com kaçsa bağladığınızda. Burada da baud raid'inizi işte baud raid'inizi gireceğiniz bir yer çıkacak serial çekince. 115.200 baud raid. Ve bunlar belki onlarca kişi internette bunu defalarca yazmıştır. Kolay bulunacak bilgiler. Ben Minicom'la girdim. Şimdi karşıma bir login promptu çıktı. Normal bir bilgisayara bağlanıyorum.
root olarak girmiştim daha önce. Tamam. Şimdi şuraya prompt diyorum. Şöyle enter yapıyorum ya, prompt diyorum. Bu interaktif shell, interaktif kabuk Linux'ta. Ya şu embedded, şimdi bu dakikadan sonra aslında bakarsanız ben laptopuma ha Debian kurmuşum, ona konsoldan login olmuşum ki şuradan size bakın bir şey göstereyim. Bak şurada. Bakın bu benim şu an sizin görmediğiniz solumdaki laptopum. Ben ona da uzaktan SSH ile bağlandım. Şimdi o konular girmeyelim. Ya günün sonunda içerisinde artık bu Debian türevi bir Ubuntu iken, bu da embedded sistem için düzenlenmiş bir Ubuntu. Debian pardon. Tabii ki şimdi bakalım. Bakalım biz neler yapmışız. 4 GB'lık bir diskin 2.2 GB'ı kullanılmış. Şimdi siz gömülü sistem tasarlayıcı, nerede bu bolluk? Yok öyle bir şey tabii ki gerçek hayatta. Hava yok derken benim oldu. Yani 2 GB, 4 GB büyük eMMC flashlarda çalıştım. Ama 16 MB, 32 MB flashlarda da çalıştım. Her zaman böyle büyük bir kaynak bulmayabilirsiniz. Ne olacak? Daha birazdan belki fırsat vakit olursa bahsederiz. Embedded Linux'ta daha küçük işletim sistemleri üretmenin de yöntemleri var. Şimdi Embedded Linux duyup BusyBox kavramını da çok fazla duymuş olabilir insanlar. Dilersen hızlıca biraz... Tabii. O hatta Yoktu'yu da unutmayalım herhalde. Yoktu'yu da değinmemiz aynen lazım. Bundan sonra evet. Burada hızlıca bir BusyBox'tan göstereceğim. Sonra Yoktu'da da hatta burada hazırladım ben. Poki klasöründeyim şu an. Klasörlerini göstereceğim. Hani şu an senin söylediğinden neye geldik? Aslında yine bir Linux kullanıyorum. Ben şu saatten sonra aslında embedded kartta da Linux geliştirmeyi biliyorsam evet, yapacağım işler aynı evet, şeyler aslında. Evet, %90 aynı şeyler. Bakın ben uname.tra'la kernel'ıma bakıyorum. Neymiş? 4.14.108 TI-100R113. Evet. TI için özel olarak derlenmiş bir kernel. Şimdi ls lib ilk şeyin başında, söyleşinin başında bir şey söylemiştik. Bu kernel yükleniyor ama o kernel'ın bazı uzantıları var. İşte o klasör, bu klasör. İşte burada driverlar var. O driverların nereden görüyorum? LSMod diyorum. Ve yüklenen driverları görüyorum bakın. Şimdi mesela uether, userial. Bunlar bizim dönüştürücü driverlarımız. Her bilgisayarda bu yok. Bakın ben şimdi kendi laptopumu açıyorum. Burada liste bambaşka. Burada liste benim laptopumun gerçekleriyle alakalı. Ve çok uzun. Çünkü bu laptop. Bakın embedded sistemde çok daha mütevazi bir şeyle karşı karşıyayız. Ayrıca bakalım lib firmware içi dolu mu? Hem de ne dolu? Ha, tabii DTB overlay'ler de var. Onlara girmiyorum iyice. Karıştırmayalım kafaları. Bakın burada bazı firmware'ler var. AB57 için de koymuş. Bu firmware'lerde ne oluyor? Linux'un sizin diğer sistemleriniz için de yükleyebileceği şeyler, firmware'ler var. Şimdi bakın LS USB attım. Herhangi bir USB aygıt bağlamadığım için herhangi bir şey görmüyorum. Ama ne görüyorum? İşte hub'un varlığını görüyorum. Gibi gibi. Veya ne gösterelim? Command line. Mesela şu satır nedir? Bu satır işte U-boot'un kernel'ı açtığı satır. Ne diyor bakalım? Bir Türkçe'yi çevirelim. TT'ye O0 diyor. Şu an senin konuştuğun benimle konsol. Şimdi sen laptoptan TT'ye USB diye bağlandın ama senin laptopun interfeysi diyor. Benim tarafta ise diyor, BeagleBoard tarafındaysa ise diyor, bu TT'ye O0'a karşılık geliyor diyor. Tamam, okey. Ondan sonra sen bir SD karttan bağlandın.
sıfırıncı SD karttan bağlandın ki başka yok. Ve onun da birinci partition'ını bana file sistem olarak bağladın diyor. Yani burayı kastediyor. Mount'la gördüğümüz yeri kastediyor. Veya şöyle df-h diyelim. Şurayı kastediyor. Bakın root'a bağlanmış. Onun dışında sen bir X4 file sistemsin diyor. Evet, ben SD kartı X4 olarak formatlamıştım. Ondan sonra ne dediğini vallahi ben de anlamadım. Şimdi BuzyBox demiştik değil mi? Şimdi burada burada BuzyBox aktif değil. BuzyBox yüklü. Ama ben size bir BuzyBox'la ilgili şeyler gösteriyorum. Çünkü embedded Linux'e ilk bulaştığınızda göreceğiniz şey BuzyBox'tan bir tane BuzyBox'tır. BuzyBox neden önemli? Çünkü BuzyBox sizin gündelik hayatta yapacağınız tüm komutları bir araya getiren ve küçücük hale getiren 600-700K'da 1 MB olmadan pek çok Linux'un komut setini bir arada kullanabileceğiniz bir şey. Bakın ls-bin dediğim zaman ls-la-bin diyelim. Listeliyorum yani ls-le. Listeleme komutu. Bakın burada komutlar doğrudan buraya yerleştirilmiş. Ama bir embedded Linux sistemde bu komutların hepsinin BuzyBox'a sembolik linklendiğini görürsün. Bakın BuzyBox'ın boyutuna bakın. Şimdi bunu okunabilir hale getireyim ben. Şimdi bu komutları her biri ayrı bir binary dosyası olarak buraya konmuş. Neden? Çünkü bu Debian. Yer geniş ve Debian'da bir yüksek seviye bir. Biz yeni başladık ya. Ne baktık? BeagleBone download dedik. Bize ne öneriyor birincil olarak? Debian öneriyor. Tamam. Bununla ürün olmaz mı? Olur. Biz yapmadık mı? Yaptık. Eğer EMMC flash'ı çok büyükse Debian Ubuntu türevinden de pekala aslanlar gibi ürün yaparsın. Ne yaparsın? Tüme varım değil de tümden gelim yaparsın. Yani paketleri, burada açılan servisleri düşürürsün, gereksiz komutları silersin. Günün sonunda o 2.2 GB'ı pekala birkaç yüz MB'a düşürebilir. Hatta daha altına da indirebilirsin. Ama eğer 15-16 MB, 30 MB bir flash'in içerisinde sığacaksanız tüme varım gitmek lazım. Yani birazdan yoktadan bahsedeceğimiz gibi. Şimdi burada embedded sistemlerde BuzyBox ister isteniz kullanacaksınız. Burada bakın 508K, yarım megabayt. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi çalıştıralım bakın. Yani küçücük bir sistemde o biraz önce LSLA1000 dedim ya. Şu kalabalığı her birinin ayrı binary olarak yüklenmesine gerek bırakmayan bir şey. Bakın. BuzyBox diyor ki benim içimde bunlar var diyor. Kendini hatta ne diye tanımlar? Swiss Army Knife olarak tanımlar. İsveç çakısıyım ben diyor. Hocam İsviçre miydi, İsveç miydi? Ben hep karıştırıyorum. Ben de karıştırdım çakı. İsviçre çakısıydı galiba. Çakı İsviçre'ydi galiba da. Ülkeler karıştırıyor. Ben İsviçre çakısıyım. Neyse İsveç İsviçre o ara bir çakıyım diyor. Ne yapıyorum? Ben bütün binary'leri bir arada tutuyorum. Bir arada tutuyorum ve bunu 508K içerisinde tutuyorum. BuzyBox diye çalıştırınca BuzyBox'ın açıklaması geldi. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi ben bunları bin BuzyBox'a linklemiştim. Şimdi buradan bir komut daha seçelim. Bir tane komut seçelim. Evet. Copy. Sembolik linkliyor. Ve zaten bu iş embedded Linux'ta bu şekilde yapıyor. Otomatik bir şekilde sembolik linkleri generate ediyor. Copy. Yani bilenler aynı şimdi bakıyorsun CP ismi de aynı binary'e linklenmiş. LS kelimesi de aynı binary'e yüklenmiş. Ama bakalım şimdi neler olacak. Nokta ls dedim. Bana ls çıktısı verdi. Nokta cp dedim. Copy oldu. Hangi kelimeye sembolik linklersen o işi yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Çok basit. C'deki int main arg c arg v diyoruz ya. Yani argüman listesi alıyoruz ya.
İlk aldığımız argüman listesindeki sıfırıncı eleman kim? Kendisi. Benim adım ne diye soruyor. Bin buzi baksın, source koduna gidin bakın. Benim adım ne diye soruyor. Benim adım CP dediğimizde gidiyor, copy ile alakalı kod bloğuna dallanıyor. Benim adım ne diye argv0 string compare yapıyor. str compare argv0 ls. Ls miyim? Ls'im. O zaman ls ile ilgili kod bloğunu yapıyor. Yani böylece tek bir binary'e biz bir sürü komuta erişmiş oluyoruz. Hem kalabalıktan evet, kurtulup hem boyuttan da büyük tasarruf ettiriyor bile, değil mi? Çok büyük. 508K'ya iniyor. Ama bu ZBox'un içerisinde mesela kabuk olarak ASH var. Yani sizi bu prompta düşüren şu interaktif kabuk var ya, o dahi var içerisinde. ASH tabii çok limitli. Ben sistemlerime 5. B-A-S-H 5. Mutlaka koyuyorum. Çünkü 5 ile 5 scripting çok daha rahat yazıyorum. Bu benim sevdiğim bir rahatlık. Yani bir 500-600K'da canım sağ olsun diyorum, onu atıyorum içine. Ama gerisi hani onun dışında çok da fazla komut eklemenize illa bir şeyler ekleyeceksiniz ama işte bakın ana komut seti burada. Normalde binin içerisi kaç megabaytmış? Biz neyden kurtulduk bir bakalım. ...8.8 megabayt az değil arkadaşlar. Eğer 8.8 megabayttan 500K karşılığında kurtuluyorsa, şimdi yüzde kaç karşılıyor araştırmak lazım. SPIN 5.5 megabayt. User 1270 megabayt. Onu neyse kapsamış alalım. Başka kurulumlar vardır orada. SPIN ve BIN'i baz alalım. SPIN ve BIN'in içerisindeki arkadaşların çoğu burada. Yani 500K karşılığında 13 megabayt alıyorsanız ve sizin aslında 16 megabayt bir storage'ınız varsa düşünün. Ettiğiniz kârı düşünün. Ama tabii mesela CP komutunun source koduna gidip bakın. Bir de asıl source koduna. Bir de BuzzyBox'ın içerisinde implement edilen CP kod bloğunun içerisinde bakın. Bir şeyler eksiltilmiş tabii ki. Ki boyut küçülmüş. Yani. Ama muhtemelen çok kullanılan fonksiyonlarını almışlardır içinde. İş görüyor. Yani pek çok script içinde. Tabii bu kadar komut ne arıyor? Hani embedded cihazı. Ama embedded cihazı ama bir sürü script yazıyoruz. Bash script veya SSH script. O scriptler işte bunları kullanıyor. Veya siz bir şeyi şey yapmak için, hata gidermek için cihaz önünüze gelir. Veya geliştirme sırasında yine kullanıyorsunuz. Bu komut seti sizin eliniz kolunuz. Hakikaten İsveç çakınız yani. İsviçre şakamız. Evet, şimdi bu bahsi hemen, çok özür dilerim, notlarıma hemen bakayım bir şey geçiyor muyum? Evet, Türkiye'de üniversiteler tatil oldu galiba. Yayınlandı mı o karar? Bilmiyorum. Ben de biliyorum ama. Evet, öyleymiş. Tamam, arkadaşlar işte şimdi lüks çalışacak zamanları da oldu. Evden de pek çıkmayın bu aralar zaten. Aynen, evet. Dünya şu an karışık, korona her tarafta. Evet, evet, evet. Bir evde oturup yatıp kalkıp Linux çalışabilirsiniz. Yani bir sanal makine kurmak gerçekten çok kolay. Yani evet, artık tabii internet hızları da eskisinden daha hızlı. İşte indirmek kolay. Eskiden işte CD değil mi? Ubuntu CD gönderiyor demiştin sana. İstediğin tabii, zaman. Tabii tabii. Fi tarihindeydi. Yani ben hatta şey disketle verildiği zamanları bile hatırlıyorum bazı şeyleri. Sonra CD'lere geçti. Hatta bootable CD'ler olurdu işte. Hani direkt Linux'u yüklemeden de deneyin diye bir bootable CD'ler. Evet. Evet. Live CD'ler diyorsun evet, değil mi? Evet. Live CD'ler. Direkt açık. Çalıştırabileceğim. Aynen, aynen. Şeyden indirdiğimiz Ubuntu'nun ISO'sunu indiriyoruz ya sitesinden. Onlar zaten live. Yani yine öyle de kullanabilirler. Evet. Bir arkadaş sormuş ama bilmiyorum senin şeyin oldu mu, bu STM'in MP1 serileriyle çalışma şansın oldu mu diye. Benim hiç olmadı şimdiye de. Yeni çıkan. ST Microelectronics'in yeni işlemci serisi var işte. Linux'ta içinde Linux koşturulabilen. Hem de mikroelektronikçi olan böyle hibrit işlemcilerinden. Ben de olmadı. Bir arkadaş sormuş. Onlar kendi dağıtımlarını galiba geliştiriyorlar. ST'de kendi bir versiyonu var Linux. Onunla beraber veriyor galiba. Ha,
Olabilir. Hani Texas'ın da Arago evet. var ya. Yani her sektörde işte bizim sektörde bu şey var, ihtiyaç oldu. Hibrit işlemciler artmaya başladı. Yani diğer firmaların zaten uzun zamandır vardı. İşte Texas Instruments'ın veya işte NXP'nin. Şimdi ST de o alanda şeyler çıkarttı. Evet. ST tabii bu yarışta yani NXP ve TI'ın oldukça gerisinde. Ama tabii, onlar uzun zamandır böyle işlemcileri vardı. Yetişeceklerdir tabii. ST biraz daha mikronetleyiciler. Belki şey tarafı vardır evet. tam bilmiyorum. Bu setup box işlemcileri veya otomotiv tarafta ayrı işlemcileri var. Onları bilmiyorum çok ama genelde STM'in hani STM32 serisiyle bayağı son dönemde önde. İşte Cortex M tabanlı. Evet. Öğrenmek için de imkanlar bunlar. Ya işte sanal makine kurabilirsiniz, indirip bilgisayarı. Hatta bir QEMU var değil mi? Ondan da biraz belki bahsedebiliriz. Yani kartlar pahalı diye arkadaşlar oluyor çünkü öğrenci arkadaşlar haklı olarak. Dolar kuru bugün artık 7, kaç? 6.20 galiba şu an dolar kuru. Evet. 6.30 civarında. Hani bizim ucuz dediğimiz kartlar bile yurt dışı için hani 20-30 dolar dediğin anda bir anda onu 6.5'da çarpıyorsun. Neredeyse pahalı olabiliyor. Ama işte emülatörler veya işte sanal makine kurarak Ubuntu üzerinden çalışmak. Hani bunlar mümkün. Linux'a aşina olmak için en azından. Aynen. Tabii QEMU kurulumu kolay değil. Ama çok zor da değil. QEMU sadece bir makine gibi. Yani VirtualBox'ı açtığınızda nasıl sadece size bir işletim sistemi içinde kurmalısanız da size bir sanal x86 makine sağlıyor ya. O da QEMU'da ARM tabanlı veya diğer işlemci mimarilerinde de şeyleri var, emülasyonları var. Yine bir sanal makine size makine sağlıyor. Onun içerisine kurulacak Linux'un diskini sizin ayarlamanız gerekiyor. Hani benim kendi tecrübem o yönde oldu kullandığımda. Oldukça meşakkatli ama değer. Yani üzerine çalışmaya, yani QEMU'yla bir şeyler yapayım dediklerinde hani o board'a vermedikleri 40 dolardan çok daha fazla şey kazanacaklar. 40 doların çok ötesinde şey kazanmış olacaklar yani. Tavsiye ederim. Valla Murat aslında tabii çok konu var konuşulabilecek. Hem senin de çok yok. Çünkü ben saat bir anda şey oldum böyle buranın saati. Aynen saat. Nasıl ilerledi? 2 saat gerideyiz şu anda sizin oraya göre. Evet. İstersen biraz Yokta'dan bahsedip ben birkaç da soruları hemen yanıtlayalım istersen sonrasında. Olur. Şimdi ben hızlıca evet. Yokta'yı çok hızlı geçir. Yani çok hızlı derken detay vereceğiz. Biraz siyah ekranda da dosyalarını göstereceğim. Şimdi önce korkutmadan diyorum. Şuradan tıklıyorum. Timesys bir özel şirket arkadaşlar. Ama bazı ücretsiz sağladığı paketler var. Örneğin bu da onlardan bir tanesi. SDK Installer. Tabii login olmamız bir gerekiyor sayfası ile ilgili detaylar görebilmemiz için. Ben login olabileceğim bir pencere açayım. Evet. Login olmayınca şuradaki kilit kalkmıyor. Bir hesap açmanız lazım. Bu adamların ürünleri var. 2018'de görmedim ama 2014'te gittiğimde Embedded World'te bu adamlar NX ya Frisky hatta Frisky'ydi o zaman 2014'te galiba. Texas'ın Frisky'nin ve bir firmanın standlarının bir köşesine bunların da standları vardı. Yani direkt Frisky'nin standının içinde standları vardı bunların da. Amerikan menşeli. Sadece Embedded Linux üzerine ürünleri olan bir firma. Ücretsiz şeyleri de var. Bakın burada. Şimdi şuraya giriyorum. Bu bizim, şimdi işi kolaylaştırır dedik de ben yine ortadan girdim galiba. Şimdi ben biraz birkaç link daha açayım. Sonra linkler üzerinden konuşalım.
Aynen, açmadım, link yok. Tamam. Şuradan başlayalım. Şimdi yok da kendi tanımında da der ki biz bir Linux dağıtımı değiliz. Biz kendi Linux dağıtımınızı yapmanız için gereken bir ara birimiz der. Veya bu, buna benzer, ben bu şekilde ifade ediyorum. Daha önce senle de konuştuk. Buildroot vardı. Ben de ilk çalışmalara başladığımda Buildroot kullanmıştım. Buildroot da Yocto'nun muadilidir. Ne yapıyor bunlar? Ya bunlar, bakın, Buildroot'un ismi aslında her şeyi çok daha güzel anlatıyor. Kendimize bir Linux yapıyoruz. Kendimize bir işletim sistemi dağıtımı yapıyoruz. Hatta Buildroot'un kurulumu, Buildroot hala bu arada bakımda, yani Yocto onu solladı geçti ama Buildroot da ölmedi. U-boot'tan, kernel'dan, rootfs içerisinde biraz önce gördüğümüz komutlar var ya, görmediğimiz pek çok paketlerde dahil, onları source code'dan derlememizi sağlıyor. Yani girdisi sadece ve sadece source code, çıktısı dört başı mamur bir işletim sistemi olacak bir altyapı. Ne oluyor tabii günün sonunda bu derlemeler bazen günlerce sürüyor. Ben en son Sabre SD referans dizaynlı bir board'umuz, ürünümüz vardı. Sabre SD tabanlı, IMX alt tabanlı. Onun için bir Yocto imaj hazırlamıştık. Qt. Qt 5.9 uyumlu vesaire. Ne oluyor? Günlerce başından kalkamıyorsunuz. Fırına yemek verir gibi. Uzun uzun derlemeler, uzun uzun derlemeler. Buildroot, Yocto vesaire uğraşacaksanız en basitinden şunu söyleyeyim size. 100 GB'tan aşağı bir şey ayırmayın. En az 100 GB veya daha fazlası bir disk alanı ayırın. Çünkü nedir? Bu adamlar ne yapıyor? Belli bir, bu projenin özelliği, belli bir düzen içerisinde source code indir derle, source code indir derle, source code indir derle size imajlarınızı, U-boot imajı, kernel imajınızı ve mesela X4 seçtiğiniz size bir SD kart imajı da oluşturuyor. Bakın, SD kart imajına kadar size bir çıktı sağlıyor. Büyük bir şey. Çok büyük bir proje yani. Ya yaptığı iş çok büyük. Çünkü işletim sistemi makinesi diyelim kabaca. Yoktu da bu işin zirvesi. Pek çok dünyadan firma da bu işin arkasında zaten. Şurada Open Embedded görüyor musunuz? Şu Open Embedded tabanlı bu, aynı zamanda Yocto. Yani Open Embedded de aslında bu işi yapıyor. Open Embedded'in layer yapısını bizzat alıyor ve üzerine bazı eklemelerle Yocto ortaya çıkıyor. Yocto da aslında Open Embedded tabanlı. Burada onu destekleyen, kullanan firmaları falan filan görebiliyoruz. Şimdi, yani Yocto'yu direkt siyah ekrana düşmeden, bakın şurada bir Poki ben vaktiyle indirmişim. Şurada bazı dosyalar var. Özellikle hangi dosya var? Conf altında bu indirilmiş bir örnek Yocto. Derleme öncesi hali. Altında en önemli iki tane conf dosyası. Local conf ve BB layers conf. Şimdi Yocto'da en önemli kavramlar. Kelime anlamlarından önce biraz bahsedelim. Poki. Poki nedir? Poki referans dağıtımın ismi. Şimdi Yocto, bu bizim işletim sistemimizi üreten makinenin, ya bu yazılımlardan oluşan, layer'lardan oluşan, günün sonunda birkaç yüz megabayt indirip birkaç yüz gigabayt elde ettiğiniz o düzenli derlemeleri, imajlamaları sağlayan mekanizmanın ismi Yocto. Poki sizin için bir referans dağıtım da sağlıyorum ben diyor. Her şey hani gaz ve toz bulutundan başlamak zorunda değilse. Referans işletim, referans Linux dağıtımı. Bunun ismi Poki. Ve layer ve recipe, yani reçete, recipe kavramları var. Layer'lar, layer'lar da recipe'lerden oluşuyor. Eğer siz Texas Instruments'la ilgili bir platform geliştiriyorsanız sizin MetaTrader TI, birazdan göstereceğim, bulmanız lazım. Veya NXP ile alakalı bir şey varsa NXP'nin layer'larını indirmeniz lazım. Onun içerisinde de kendi kullandığınız board'a özel reçetelerin olması lazım. Ve böylece günün sonunda siz kendi board'unuza, platformunuza göre bir işletim sistemi hayata getiriyorsunuz.
kavşa böyle hani sözel olarak. Şimdi local conf'un içerisine bakıyorum bak. Şimdi bu illa bu siyah ekranla mı olur? Bir kavram daha var. Toaster diye bir kavramdı herhalde o. Toaster'da bunun grafik arayüzlü yapılan hali ama ben açıkçası kendi tecrübemde pek randıma alamam onun grafik arayüzünden. Yani Builderoot o açıdan daha başarılı. Yani Builderoot yani bu Anchors tabanlı böyle çok ilkel bir grafik arayüzü var. Yine konut satırından çalışan. Ama yoktu da genelde açıkçası konfigürasyon dosyalarıyla ve komutlarla doğrudan muhatap oluyor. Yani benim tecrübem öyle oldu. Ben tüm anlattıklarım karşılaştığım şeyler bu arada arkadaşlar. Genelde bu arada Yokto'nun sayfasında şeye dikkat çekelim değil mi? Altta bazı markalar vardı hani Yokto'yu kullananlar galiba. Evet. Hani evet. Büyük firmaların hepsi hemen hemen bu işlerle iş yapanlar. Linux'u kullanıyorlar. Belki ona da bahsetmek lazım. Embedded Linux'u kimler kullanıyor deyince bugün hani Tesla'nın arabasında da bugün Embedded Linux var. Tabii. Hatta Tesla'nın GitHub hesabına girerseniz Linux kernel'ın kodlarını görürsünüz orada kullandıkları. Aynen öyle. Yani bugün Embedded Linux sizin yani fiziksel pratik hayatınızda modeminizden akıllı televizyonunuza zaten cep telefonunuz dedik hadi onu saymayalım hiç. Hani haberiniz yok belki değil mi? Ama akıllı televizyonlarınız Embedded Linux. Modeminiz zaten Embedded Linux. Güvenlik kameranız belki işte bir sürü şey. Bravo. Aynen. Hayatın her yerinde platform bazlı olarak da Samsung, Intel. Setup boxlar vesaire bir sürü tabii bunda. Tabii tabii onlar da böyle. Yani platform bazlı işlemci firmaları hepsi destekliyor. Onun dışında cloud'da iş yapan hani Facebook'u, IBM'i, Amazon'u, Google'ı. Bunların biliyorsunuz donanım ürünleri de var zaten. İş ilanlarına bakın. Borsa for Package Engineer mi aramaz, Embedded Linux'cu mu aramaz falan filan. Yani gelecek ve şu an için de tabii gelecek değil sadece iş alanları olarak baktığımızda Linux'ta büyük bir iş alanı. Hani bu alanda uzmanlaşanlar için de büyük fırsatlar var diyebiliriz değil mi? Dünyada en azından değil. Her yerde olmayabilir. Tabii. Yani genel olarak konuşuyoruz tabii ki. Ya dünya bu noktada bu konuyu aşmış durumda. Dünya bu konuda birleşmiş durumda. Linux Foundation'ı açıyoruz arkadaşlar. Bak. Ve Linus Torvalds'ın içerisinde olduğu official vakıf bu. Ve tüm firmalar tarafından destekleniyor. Yani desteklen yani bu işin içinde olmayan firma yok gibi. Membership. Linux'a bulaşmamış firma çok kalmadı. Hatta bugün değil mi bunlar aslında ezeli düşman gibi görebileceğimiz geçmişte Microsoft bile bugün barıştı açık kaynakla. Hem de nasıl barışma. Hem de nasıl barışma. Windows'a yani bile entegre edecek hale geldi yani. Yani Bill Gates ki bakın Microsoft burada. Bill Gates açık kaynağın babalarından artık yani. Ya Bill Gates'in çok belki alakası da kaldı mı bilmiyorum ne kadar Microsoft'la bağı ama hani hisseleri illaki vardır hala. Vallahi geçen şeyde Netflix'te belgesel izledim. Hani insani projeleri var. Onun yanında her gün bir poşet kitapla geziyor. Okuduğu kitaplar hep yapay zeka. O meşhur zaten. Her hafta Bill Gates'in okuduğu kitaplar haberi her sene böyle. Yani bu arada şeylere şimdi geçebiliriz yavaşça. Önerilerin olarak hani kitap kaynak önerisi soran arkadaşlar oluyor çünkü çok fazla. Tamam yani onlardan da bahsedeceğim. Linux hakkında yok da olabilir. İşletim sistemleri hakkında vesaire bu konularda. Aha, onları not aldım. Hemen en sonunda onları da bahsedeyim. Linkleri i̇şte de paylaşacağım gibi arkadaşlar zaten videonun altında. Tamam. Burada konfigürasyonlar tabanlı. Hemen burayı şu BBC Layer'da göstereyim. Burası uzatılabiliyor. Bakın buraya MetaPoki gelmiş. Meta yok da BSP gelmiş. Bunun altına da MetaTI gelecek. Mesela layer'larımızı da meta kelimesiyle başlıyor. Layer'larımızı da bunun içerisine yazıyoruz. Layer'lar, layer'ların içerisinde receptler, reçeteler diye bir hiyerarşisi var. Artık arkadaşlara kolay gelsin. Ha bunu tabii kolaylaştırmanın yolu dediğim gibi bu tarz şeyler kullanmak. Timesys olabilir. Timesys kullanılabilir. Bakın yokta installer diyor. Şöyle ben hazır indirilmiş var diyeyim. Tabii kitap önerilerinde şunu belirtmemiz lazım. Türkçe kaynak her zaman olduğu gibi kısıtlı. Ya o da mesela bunun içerisinde bir şeyler indirip kuracak. Bunları denersiniz arkadaşlar. Ben vakit biraz daraltıyoruz. Çok girmeyeyim değil mi bu detaylara artık?
Yani ne dersin Coşkun? Gösterebilirsin şu anda. Hani en azından aklına bir başlangıç noktası olur belki. Tamam. Aslında 2 saati doldurduk. Hani çok normalde 1,5-2 saatte sınırlamaya çalışıyorum ama tabii faydalı olan şeyleri uzatmamızda da bir zararı yok. Sen de yorulmadıysan tabii. Tabii. Senin orada çünkü saat şu an 11'e geliyor galiba. Değil mi? 11 oldu. Tabii benim yavaş yavaş ses filan da gidecek biraz da. Çatallamalar oldu. Sen de çok yormayalım. Biz biraz daha 2 saat geri olduğumuz için burada. Ben biraz daha... Mesela ben şunu çalıştırdım. Bunu nereden buldum? Şu BeagleBone Yokta Installer SSH'ı. Gittim Yokta Installer'a tıkladım, indirdim. Ardından ama bir noktada size uyarıyorum. Bu 1.8 FIDO. Birazdan bir dosya göstereceğim. Orada yenisi var. Bu adamlar tamam yani her şey işte ucuz etin suyu kara olur. 1.8 FIDO eski versiyon arkadaşlar. Bunu bilin. Bakın succeeded 4 years ago. Ama bu konularla haşır neşir olmanıza çok da faydalı olacak bir yer. Bunu gezin derim. Ne oldu? İndirdim, kurdum. Bakın burada metacast, metati, build. Gelin bunun içerisine girelim. CD build. CD conf. Bizim ünlü dosyalar burada. Hadi bakalım şimdi cat local conf'a. Bakın burada machine BeagleBone olarak tanımlanmış. Diğerli olanlar arkadaşlar yorum satırları malum. BB layer'ı da göstereyim bakın. Bakın buraya meta TI eklenmiş, gördünüz mü? Meta TI eklendiyse biz TI'ye göre bir derleme yapabileceğiz anlamına geliyor. Ne ile yapacağız? Ünlü komut nedir? Bitbake. Bitbake komutuyla bu işleri yapacağız. Şimdi onu daha yeni bir doküman göstereyim. Linux, Embedded Linux'un çok önemli firmalarından başka bir tanesi. Şunu kapatayım, yanlışlıkla açılıyor. Evet, Bootlin arkadaşlar. Bootlin'in sayfalarında PDF arayabilirsiniz, arama yapabilirsiniz. Çok yani üretken, faydalı, ücretli eğitimler veriyor. Fransız bir firma bildiğim kadarıyla. Eski evet. Isimleri farklıydı. Free Electrons'tu firmanın ismi. Doğru. Sonra değişmiş. Hatta evet. Ben daha önce Siemens'te çalışırken bir eğitim almıştık onlardan. Free Electrons ismin değişmesi çok acı ya. Free kelimesini bir telekomünikasyon firması haklarını almış abi. Onu bilmiyorum hikayesini, niye değiştirdiklerini ama. Ya gerçekten yani çok acı bir şekilde. Telekom firması mıydı? Yani böyle işte yağlı butlu kaslı bir firma işte büyüklerden. Onun yüzünden isimlerini değiştiriyorlar. Bootlin diye devam ediyorlar ama aynı gaz, tam gaz devam. Şu linki vesaire paylaşırız. Burada bakın adım 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 ve bakın laptar x'e ben bunu wget komutu download etme komutudur. Bunu direkt tıklarsanız da indirirsiniz. Onu indirdim ben. Bakın yokta laptar x'e. Bunun içerisinde bazı özel dosyalar var. Onu sizden açmanızı istiyor. Bunları dikkatlice okuyun arkadaşlar. Burada yazanları. Ve lab1 başlıyor. Lab1 ile birlikte bakın Yocto'nun nasıl download edileceği. Teker teker adım adım söylemiş. Hani biz biraz önce şurada bize Timesys hazır indirtti ya. Cat. Bakın. Şimdi bu bir yöntemdir arkadaşlar. Üstü script. Altı binary, böyle dosya yöntemleri vardır. Installer'lar olabilir böyle. Bunun üstünde bize bir kurulum yaptırıyor. Altında da download ettir şeyler var. Çok da binary yapmasına gerek yoktu aslında. Bunu hazır bize yaptırdı. Timesys'i. Şuradan indirerek yok installer'la hazır yapılan şeyi ben size burayı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ben sadece Timesys'ten haberiniz olsun istedim. Ama bunu adım 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 sırayla yapın. Çok şey kazanacaksınız. Ve bu Sumo'yu kullanıyor. Ya open source dünyasında da pek çok benzerleri de vardır. Atıyorum Debian'ın sürüm takma isimleri vardır. Ve o oyuncak hikayesi çizgi filminin karakterlerinden oluşur. Veya Debian isim sırası veya Android'in belli bir kelime sırası. Yocto'nun da mesela işte bu versiyonun ismi Sumo. Artık işte
FIDO'ydu mesela. 1.8 FIDO ismi. Bu versiyonun ismi Sumo. Sumo olması, ya Sumo daha yeni. Sumo kullanıyorum, o da iyi. Hem bakın bazı patch'ler de indiriyor. Git'e geçiyor. Yani burada Git bilmiyor olabilirsiniz ama öğrenmeniz gerekecek hayatınız bir noktasında. Ve bazı güzel patch'ler de ekliyor, hatalardan arındırıyor. Bunu adım adım yapan Yoktu'yu öğrenir arkadaşlar. Ben öğrenirken bu yoktu. Yeni bir doküman. Evet, 19. Yani bu firmanın güzel dokümanları var gerçekten. Dokümana bakın. Türkiye'den de örnek verelim. Hem de Nazım Hoca'ya da buradan selam söyleyelim. Belki dinliyordur da bizi, bilmiyorum. Nazım Koç Hoca'nın da web evet. sitesi var. Uçan Linux. Evet. Ucanlinux.com. Oradan da kendi verdiği eğitimin dokümanlarını da paylaşıyor. Normalde şirketlere de ticari eğitimler veriyor. Orada adım adım bir BeagleBone üzerinden. Hani evet, açtın sen zaten. Sıfırdan hani işte şeyin derlenip dosya sistemi, bootloader vesaire hepsinin kurulumuna dair bir eğitim var baştan sona. O dokümanı da çok güzel. Kitap gibi aslında, yani bir kitap formatında. Bundan da faydalanın arkadaşlar. Hoca çok faydalı bir insan. Çok teşekkür ederim. Yani ismini anmazsak olmazdı. Kendisini ikna eden ama belki ikna edersen bir gün onu da konuk olarak. çok 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 iyi bir program olur valla. Yani mutlaka izlerim. Nazım Hoca kitabı da var. Gömülü sistemlerle ilgili. Pusuladan çıkan. Bende de var şurada da, biraz uzakta şu an, alamıyorum. Yani ömrünü bu konulara vermiş, ülkemize yetişmiş çok önemli üstadlarımızdan yani. Kendisine buradan selamlarımızı iletelim. Saygılarımızı iletelim. Orange P ile ilgili çok güzel notları var. Bakın bu bir kitap aslında yine. 272 sayfa. Tabii. Ve burada BeagleBone'u baz alıyor burada. Evet. Yani o da güzel. Popüler, hani bulunabilecek bir kart zaten. Ve çok düzenli kitap yani. Ben özellikle Uçan Linux'tan Orange P dokümanını tavsiye ediyorum. Orange P ile, bakın, Orange P zero uygulaması. Bu notu da tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Orange P'lerde yine uygun fiyatlı diyebiliyorum yine görece. Belki BeagleBone'dan daha uygundur fiyatı muhtemelen. Evet, evet. Bakın bu resimde gördüğünüz kart Orange P All Winner tabanlı. ya bir süre uğraşa bir süre sonra uğraştık artık. Yani board sistemleri sizin için bir anlam ifade etmiyor. Yani platform ne diyor soruyorsun. Yani sen bir meyve pisin de platformun ne? All winner tabanlı boardların kendilerine has ortak özellikleri var. Her ne kadar böyle Raspberry Pi'yi taklit etmiş olsalar ya da Orange Pi firması çok üretken. Çok fazla board çeşidi var. Arkadaşlar izinsinler yani. Kendilerine ufaktan bir filo yapsınlar. Harçlıklarından veya maaşlarından artık. Bu lazım. Kendinize yatırım arkadaşlar. Dolar arttı, euro arttı demeyeceğiz. Olacağız. Evet. Yani yine görece pahalı desek de geçmişe göre bunların şu anki fiyatları hayal edemeyeceğim düzeylerde belki. Yani evet, 10-15 sene öncesine göre. 13 lira uygun nispeten diğerlerine göre. Şimdi nerede kalmıştık? Ben koptum. Evet. Bu dokümanı tavsiye ediyorum. Diyorum. Ve sıradakine geçiyorum. Bunları filan da açtık hocam. Açtık artık, bizim sayfalarımız yavaş yavaş, biz BeagleBone'la uğraşıyoruz ya, artık bizi kesmemeye başlayan noktalarda veya kastimize veya o dokümanlarda geçmeyen şeyler olabilir falan filan. Biraz daha detaylı bakmak isterseniz TI'ın bu oradan dokümanlar üzerinden gidebilirsiniz. Bakın bu link. İsterseniz normal Linux, isterseniz real-time preempt'li versiyonu, isterseniz RTOS. Ve TI'ın boardları için support'u buradan da sağlayabiliyorsunuz. Çok da geniş bir dokümantasyonu var. Prosesör SDK Linux uzun ve güzel bir dokümantasyonu da. Yani şu search olmasa okunacak şey değil yani. İhtiyacınızı şuraya yazıyorsunuz. Benim en son yazdıklarım çıktı. Yani bu
konuda hani sorular varsa yani evet, biraz soruları cevaplayabiliriz. Zaten dediğim gibi 2 saat doldurduk. İşte kaynak sormuştu arkadaşlar. Kaynakların önerilerde bulunduk. Linkleri de koyarız zaten. Evet. Şu hemen diğer örnekler. Yani ne tür uygulamalar yapabiliriz öğrenmek için diyenler var. O biraz kişiye de bağlı. Yani kendinize Linux tabanlı bir robot da yapabilirsiniz. Bir şekilde. Aynen. Veya internet bağlantılı bir cihaz da yapabilirsiniz. Çünkü imkanı çok fazla. Linux'a girdiğiniz anda yani hemen hemen bütün imkanlar elinizde olmuş oluyor. Evet. Ev otomasyonu da yapabilirsiniz. Yani akıllı ev. Evet. Ya benim çalıştığım alanlar hangileri oldu? İşte ödeme sistemleri, medikal, akıllı ev ve endüstriyel IoT şu anki iş. Onun dışında pek çok alanda da yani yolcu bilgilendirme sistemleri vesaire. Yani tabii o seviye şeye geçince yani Linux kurulu bir sistem var. Artık oraya o noktaya gelince yani bir Linux root şeyin var işte komut satırına düştün veya işte library'lerin elinin altında. O saatten sonra iş biraz Linux işletim sistemi üzerinde uygulama geliştirmeye de dönebiliyor. Çünkü aynen, artık aynen, standart bir uygulama geliştirme nasıl yapılıyorsa bir masaüstü gibi de bir ekranlı bir şey olabilir veya işte ekransız ama işte haberleşme tabanlı bir sistem olabilir. İnternet server olabilir, bir web server. Hani iş biraz bu üst seviye uygulama geliştirmeye dönüyor aslında o saatten sonra. Aynen. Hani yazılım aynen mühendisliği tarafına dönüyor işte tabii ki. Tabii yani, tabii. Yani o konuda da yani hani embedded Linux sistem adminliği diye bir meslek yok. Hani bu bizim projelerin belli zamanlarında yaptığımız bir iş. Dolayısıyla bütün arkadaşlar bir veya birkaç dili çok iyi biliyor olması, program dilini biliyor olması gerekiyor. Yani hayatlarını devam ettirmeleri için. En geçerli diller de bu alanda C++, Python ve sonra Node.js dolayısıyla JavaScript denebilir. Aklıma şu an başka gelmiyor. Hani çok yaygın olarak hani diğer dillerde var da tabii hani Perl'de yazan olabilir. Java'da yazan headless vesaire hani Java runtime'la bu sistemlerde Java'da yazabilirsiniz tabii ki. Ama yaygınlık bakımından benim gördüğüm C++, Python ve Node.js üzerinden JavaScript. Çünkü Node.js'de bazı modülleri var Node.js'in Raspberry Pi'de direkt büyük paylara erişiyor. JavaScript kodüyle mesela. gibi gibi. Dil demişken evet, tabii şey de söyleyelim hani Linux'un kernel'ı tamamen C'de yazılan bir. Pure C. Tamamen evet, C'de yazılıyor. Ana dili C. Kernel'dan bahsedeceksiniz yine Pure C. Tabii. Evet. Şurada kaynaklardan bahsedeyim. Dil dedik hemen derleyici ve cross compiler'dan da çok kısacık bahsedelim. Vaktimiz iyice gitti. Benim ses de gitti. İzinle. Seni daha fazla yormayalım. Başka oturumlar yok, tabii yapabiliriz tabii. Veya sen de aslında senden de belki arkadaşlar söyledi. Birkaç arkadaş da sordu. Embedded Linux konusunda videolar çekebilir mi hocam istediler. Ya bu yayından sonra mutlaka yorumları falan okuyacağım ben de. Bu bana bir gaz ne kadar verecek bakalım. Yani ben içerik arkadaşlar üretim, Murat Hoca'ya çünkü tembel bir adam içerik üreten. Yorumlarla destekliyoruz. Çok içerik tüketen, az içerik üreten bir insanım. Ben bunu kabul edeyim. Ki açık ortada. Umarım bir şey olur. Hani arkadaşların talepleri bir kılcım olur inşallah. Hasbelkader bir şeyler yaparız. Linux.org ya süper bir site. Yani bu site gerçekten çok iyi. BeagleBoard üzerine de, TI üzerine de, pek çok board üzerine de bu sitede arama yapabilirler Linux.org'da. Yani kitap mesela şurada, şurayı tanıtacağım ya bak. Mesela girelim şuna. Bu arada bunu da tavsiye ediyorum. Bu da ama yemeyip içmeyip yapılabilecek bir şey. Çünkü yıllık $500 fahiş bir rakam. Ama Black Friday'de şey oluyor, yarıya falan indi. $199 falan indi. Yani bir insanın kendine yapacağı yatırımlardan bu.
ne oluyor? Bütün bütün kitaplar avucunuzun içerisinde oluyor. Bu da güzel bir şey. Yani benim de çok uzun süre olmadı keşfedeli. Abonelik modeline geçiyor çoğu yayıncı. Ben de görüyorum onu. Bir kitap aratıyorsun mesela, giriyorsun. İşte evet. Kitaptan bölüm verip işte hepsini okumak istiyorsan işte abone ol. Bir sürü kitaba erişebilirsin. Şimdi mesela ben en son baktığım kitaplar. Şimdi çok ilginçtir. Mesela şu Pact yayınlarını filan da, Pact Publish'i de kitaplarını da barındırıyor. Abi bakıyorum bazı linkler Linux Org'a gidiyor. Kitabın içerisinde. Tabii mesela şuradaki Device Tree'deki bilgi kitaplarda yok abi. Dehşet bir site burası ya. Yani kaynak sorun arkadaşlara, kaynak var diyelim. Yani çok kaynak var. Ya şimdi şu hani dil dedin ya, hani çoğu İngilizce. Evet öyle yani. Yapacak bir şey yok. Ha, tabii onu artık tartışmıyoruz. Yani artık onu tartışmıyoruz. Hani bazen abi çıkıyor öyle arkadaşlar. İngilizce önerisi deyince İngilizce öğrenme kızabilen arkadaşlar. Artık o tartışmalara girmiyoruz. Yok. Bu saatten sonra yapılacak tartışma değil onlar. Ya ben mesela sana sormak istiyorum. Bizi izleyen, şu an takip eden, senin takipçilerin genç arkadaşlar. Ya her şeyi bıraksalar, 6 ay sadece İngilizce kapansalar, 6 ay sonra geri girip hayatlarına devam etseler, mesleklerinden çok şey mi kaybetmiş olur, çok şey mi kazanmış olur? Ya İngilizceyi yani halledersen 6 ay sonra tabii ki çok şey kazanmış olur. Ya bırak abi sen şu Linux'u Minux'u, şimdi sen İngilizcen yoksa ya. Değil mi? Tabii. En başta önemli şeylerden başlamak lazım. Ki zaten Linux'a devam etmek için İngilizce öğrenince daha hızlanacak. Çünkü bulabileceğin kaynak sayısı birden ona çıkacak. O kadar basit. Evet. Yani Nazım Hoca'nın notlarını takip ederek zaten çok büyük bir noktaya da gelirsen Nazım Hoca'nın notları da yeterli. Veya ama bir yerden sonra problemlerle karşılaşacaksın. Çözüm yolları arayacaksın. Gireceğin forumlar vesairelerin birçoğu, bulacağın sorunun cevaplarını bulacağın yerlerde İngilizce olacak. Ya Google Translate'de yine iş görüyor biraz belki ama o kadar değil henüz. Yok yok, olmaz onunla. Şu kitap Kerim Yağmur. Ben eğer bunu ismi yanlış okumuyorsam bu adam herhalde Türk. 2008'de okudum bu kitabı. Building Embedded Linux Systems. Gerçekten 2008'deki İngilizcemle çok rahat okudum. Güzel bir kitap. Bunu PDF'ini falan bulurlar bir yerlerden. Driver konusunda da zaten tek geçilen bir kitap var. LDD. Evet, bir arkadaş da Almanya'ya geldim pişman oldum demiş korona yüzünden. Evet, korona tehlikesi arkadaşlar burada da var. Hollanda'da çıktı vakalar, hatta 500'ü buldu galiba. Oo ya, dünya kurtulsun en kısa zamanda umuyorum. Çok evet. Evet, biz korkuyoruz. Evet, linkleri ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu Linux Device Drivers yazarı da bu Jonathan Corbett'te LVNet'in aynı zamanda yazarı. Burada makaleler de oluyor. Buraya da login olabilirsiniz. Bu da şey kadar, yani Linus Torvalds'tan, yani Linus Torvalds gibi bu Linux dünyasının babalarından bir isim. Jonathan Corbett veya ismini sokulursa. Bu LDD kitabı arkadaşlar açık. Açık kaynak yani. Böyle açık okuyabilirsiniz. Yani aynı zamanda Oriel'den de satın da alabilirsiniz. Buraya aboneyseniz gelirsiniz, buradan da okuyabilirsiniz. Bir de bir kitap, bir şey daha paylaşmak istiyorum. Eğer hani script falan dedik ya, ister istemez Linux'la uğraşınca sistem otomasyonu için. Yani Bash Scripting'i bir programlama dili gibi görmeyelim ama programlama dilinin sağladığı pek çok nimeti sağlıyor ve uzun uzun scriptler yazabiliyorsunuz. Bu iyi bir kabiliyet. Ve Bash Scripting için de Advanced Bash Scripting Mendel Cooper. Evet, TLDP. Şu TLDP var ya arkadaşlar, TLDP'de bunun Türkçesi de var. Belgeler.org. Tabii bunlar eskidi artık. Ben 2008'de bunları okurdum. Belgeler.org.com değil ki. Ben 2008'de buradan pek çok buradan çeviriler okurdum. Bayağı bir şey okudum buradan. Hatta Türkçe kısa kitapçıkların Türkçe çevirileri var. Mesela Bijinal programlama kılavuzu, yani soket programlama için hala açıyoruz. Buna bakıyoruz yani. Advanced Bash Scripting, bunun PDF'i de var. Bu 1000 sayfa falan arkadaşlar. Bak 2014'te en son şey olmuş.
Yani Best Script yazacağınız zaman bunu Google gibi kullanabilirsiniz yani. 1000 küsur sayfa, bir sürü içerisinde örnek var. Linux öğreneceğim, embedded Linux öğreneceğim diye insanların Best Script öğrenmesine fayda var. Çünkü scripting neden? Sistem otomasyonu için çok önemli. Ben Python biliyorum. İşte dedim ya 16 MB NOR Flash'ın içerisinde hadi Python'ın runtime'ını koyamayacağız belki. Ama ASH BusyBox'ın içinde geliyor. Shell scripting çok önemli. Burada belgeler org dedim. TLDP org dedim. Advanced Best Scripting Guide dedim. Bunun PDF'i var dedim. Şunu da söyledim. Bunu da söyledim. Şunu da söyledim. Bu da var dedim. Bu çok tatlı bir kitap. Bunu okusun arkadaşlar. Linux org dehşet bir site. Orayı takip edin. Başka bir şey. Notlarıma bakıyorum hocamız hocam. Bir de yani sadece Linux'u öğrenmekle alakalı şu LPI'nin sertifikasyon içeriği var. Şimdi ben de LPI sertifikasyon olduğu için biraz reklam yapacak gibi olacağım ama LPI'si bir objectives. Ya alın almayın. Sertifika almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sertifika, embedded Linux'un bir elektronik sertifikasyon işi yok. Ben merak ettim aldım yani. Girdim sınavlarına, iki sınavına filan. Ama bu içerik ne öğreneceğim, ne öğrenmeliyim sorusuna cevap vermek adına bu listeyi önemsiyorum. Sınava hazırlanmayın. Veya hazırlanın. Ama bu listeyi baz alın. Ne öğreneceğim, ne öğrenmeliyim Linux adına dediğiniz zaman bu sorunun cevabını veren bir liste. Alın size liste işte. Onun dışında sadece pür Linux öğrenmekle alakalı yine kendinize yatırım yapacaksanız linuxakademi.com diyorum. Buna ben aboneydim. Ama bu da tuzlu. Ama tuzsuz yatırımda olmuyor arkadaşlar. İlla tuz lazım. Bu da yıllık $200'larda falan mı galiba ya? Bu da ucuz değil yani. Bakalım beni alacak mı içeri? Evet, şimdi şey sorular da geliyor. Hani aslında bunların hepsinin ayrı bir uzmanlık dalı olduğundan da bahsetmek lazım belki. Yani embedded Linux mikro yöneticilerin alternatifi olabilir tabii ki ama projeye göre. Yani hani o bir soru gelmiş çünkü. Yani mikro yöneticiler kalacak mı madem her şey embedded Linux'a geçiyorsa? Arkadaşlar bunların hepsi kullanım alanları var, sektörleri var. Yani siz sahaya, tarlaya dağıtacağınız sensör cihazı için pille çalışacak. Öyle çok yüksek güç tüketen bir Linux'lu bir cihaz atamazsınız oraya şu anda. Evet. Ya da bataryalar çok gelişmediği sürece belki bataryalar ileride gelişip de ufacık bir batarya böyle bir sene gidecek hale gelirse olabilir ama yani her projenin işine göre, yapılacak işe göre araçlar var. Bunları kullanıyoruz. Bugün tabii işlemciler çok arttı, güçleri arttı. Linux'u çok daha büyük, çok fazla yerde kullanabiliyorsunuz artık. Ama dediğim gibi yani bu onu seçtim, bunu bıraktım gibi değil. Her biri kendi içinde kullanım alanları var. Tabii embedded Linux'un kullanım alanı artıyor doğal olarak çünkü İşlemci ucuzluyor. Yapabilecekleriniz artıyor. İstekler artıyor. Yani siz şimdi bugün kendi kendine giden otonom bir araç yapacağınız zaman o fonksiyonları bir mikro yöneticiyle yapmanız zor. Orada farklı sistemler devreye giriyor. Tabii tek bir işlemci de yapmıyor yani. Bir arabanın içinde şu anda. Belki bir Tesla'nın şu anda elektrikli arabasında tahminim belki 200 farklı ayrı işlemci de başka işler dönüyordur yani. İşte otonom araç sürüşten sorumlu olan kısım başka görüş sistemi başka. Bir sürü sistem var sonuçta. Motor kontrolü var. Güç elektroniği. Yani burada biraz da şu var yani. Tabii arkadaşların şöyle bir kaygı olabiliyor yani. Bir sürü konu var şimdi ortada öğrenmek gereken. Mikroyöneticiler ayrı bir dünya, ayrı bir dünya. Hangisini öğrenmek lazım, yönelmek lazım. Bu konunun çok net cevabı yok benim açımdan. Çünkü birazcık işte hayattaki karşınıza çıkan fırsatlarla da alakalı. Yani sen dediğin gibi bir işe başlamışsın. İlk bulduğun iş embedded Linux üzerine olmuş ve oradan devam edebilmişsin. Ama işte biraz da ilk girdiğiniz sektör de belirliyor bunu. Nereden başlarsan da öyle gidiyor birazcık da belki. Çünkü o alanda tecrübe kazanmaya başlıyorsun. Ve artık o alandaki tecrübeyle anılmaya başlıyorsun falan. Yani sen bilmiyorum ne dersin. Yani bu alan seçimi çünkü zor bir konu gerçekten. Ya evet. Sadece istikrar. Nereden başlarsanız yani yürüyün. İstikrarlı olmak. Gün sonunda orada başarılı olacaksınız. Yani. Biz mesela işte embedded konularına girdik. Bir daha ben web programlamaya ne bileyim başka işlere yani dallanmadık yani. Bir dönem düşündüm itiraf edeyim yani. Hani Türkiye'de bir dönem huzursuzluğa düştüm bir dönem olup hani bıraksam mı bu işleri diyeyim oldu ama
Sonra kendime geldim. Yani çünkü bu alan çok değerli bir alan. Niye bırakalım yani? Evet, senden Embedded Linux dersleri bekleniyor. Arkadaşlar bol bol mesaj yağmuruna, yorum yağmuruna tutuyoruz Mustafa. Murat hocamızı. Evet, kendimi vicdan azabından böyle yerlerde bulup vicdan azabı çekip böyle bir evet, seri başlatabilirim belki. Soruların en azından bir kısmında yapmış olduk. Boardları karşılaştırmakla ilgili bir link de koymuşum. O da özel. Embedded Linux kullanılacak donanımlar demiştik. Hackerboards.com. Bu siteyi şöyle, ben şurayı takip ediyordum normalde. Linux Gizmos. Bu Linux Gizmos'ta her yıl boardları karşılaştırdı. Burayı takip edin. Bunlar hep embedded board haberi yapar. Linux tabanlı cihaz haberi yapar. Ve bunlar da her yıl, ve bunlar da cümle iç içe girdi ama linuxdevice.com'un devamı bunlar. Eskiden bu vardı. Bir 10 sene, yok 6-7 sene önce bunlar vardı. Pardon. Linux Gizmos'ta haberler var ve her yıl boardları karşılaştırırlar. Bir board karşılaştırma tablosu yayınlarlar. O da benzer bir şey burada da var. Bakın compare demiş. Hadi iki tane board karşılaştıralım. Bizim Beagle'ımız nerede ya? PI diye mi yazdı acaba? Neyse ben Beagle göremedim ama Pocket Beagle gördüm. Neyse şey, All Winner tabanlardan karşılaştıralım. Ya bir Pine 64. Pine H64'ü alalım bir. İkinci board'u da ekleyelim. Bir All Winner'lı bir tane daha koyalım. Hadi bir tane Orange bir koyalım. Orange. Bir ne var bende? Plus 2'ye var. Tamam. Karşılaştırdık. İşlemciler bayağı farklı zaten. Pine H64, H6'lıymış. All Winner H3. H3 de bu setup box'larda falan All Winner H3. All Winner'ı biz nereden biliyoruz hocam? Biliyor musun aslında ucuz tabletler var ya piyasada. Çinlilerin çoğu, meşhur markası. Aynen. Ya Rockwell işlemcili ya All Winner işlemcili. Bu market tabletleri. Ama başarılılar. Yani bayağı bir yol alıkları kesin. Cortex A7 burada, A53 burada. Bakın A7 ile A53 zaten şeyler. Bir çok yakın işlemciler birbirine. Aynı zamanda şey, o zaman bu A7 ise Raspberry 2 bir tane karşılaştıralım. Another board diyelim bakın. Bir tane daha A7'li koyalım. Raspberry Pi 2'yi koyalım. Hoca 2 mi kaldı diyecekler ama. Olmadı şimdi bak. Burada Cortex A7 var bunda da arkadaşlar. ARM V7 demiş. Başka Raspberry Pi koyalım oraya. Raspberry Pi 3 model D artık koyalım. O bakalım doğru yazacaklar mı? Evet doğru yazdılar bu sefer. ARM Cortex A53 64 bit. Raspberry Pi 2'lerde mesela Cortex A7 vardı 32 biti. Aslında şey işlemci olarak benzer işlemciler. 32 biti 64 biti. Bakın böyle güzel bir karşılaştırma sitesi. Bunun dışında bu Linux Gizmos'un ki bunlar her yıl yayınlarlar. Takip ederseniz bir sürü board'u karşılaştırırlar. Durum bu. Başka... Embedded Linux konusunda kariyer yapmak isteyenlere hangi sektörü önerirsin en kolay ilerlemek için? Öyle bir soru geldi. Veya sektörü kendin seçme şansın oluyor mu? Oldu mu yani? Ya benim olmadı açıkçası. İşte ben mesela ödeme sistemlerini çok şunu itiraf ediyorum .com hadi buyurun. Ben ödeme sistemlerini hiç sevmedim Coşun Hocam. Hiç. Paralı pullu işleri pek sevmiyorum.
Ama onun hep ürün geliştirme kısmında ben ağırlıklı çalıştım. Medikal çok hoşuma gitti. Ama onda da çok uzun süreli olmadı. Biraz proje bazlıydı oradaki ilişki. Yani isterim aslında medikal noktasında. Yani hoşuma gidiyor. Ama şu an industrial IoT, ben kendimi tam bulmuş oldum. Kontrolcü kimliğime geri dönmek, yani endüstri otomasyon üzerine ürün geliştiriyor olmak. Ürün umurumuzda değil açıkçası. Yani günün sonunda ne iş varsa yapman gerekiyor. O sektör ne gerekiyor neyse. Aynen. Veya sektör seçme şansın olmayabiliyor. Yani ben de kariyerime savunma sanayinden başladım ama böyle illa savunma sanayinden gireceğim diye bir şey olmamıştı. Biraz nasip kısmet oluyor bazı şeyler. Tabii. Yani günün sonunda bir ürün geliştiriyorsunuz. Bir ürün geliştirme sürecinin parçasısınız. O board'un isterlere uygun şekilde ayağa kalkması, sadece ayağa kalkması değil ki. Aynı zamanda application, yani aynı zamanda ürün yazılımının içerisinde de bulunuyorsunuz. Ha, o ürün sadece ürün yazılımı içerisinde bulunacaksanız sektör seçebilirsiniz. Çünkü sadece yazılımcısınız o zaman. Yani board'a hiç dokunmayıp yalnızca yazılım katmanları, high level yazılım katmanlarını üzerine odaklanan insanlar tabii o zaman o ödeme teknolojileri üzerinde sadece kalmak. Sırf Java uygulaması yazan biri Java yazılımcısı olarak farklı sektöre de çalışabiliriz. Yani fark eden bir şey olmuyor orada. Ama öyle bir şey var, evet. Yani sektöre bağlanan insanlar oluyor ama yıllar içerisinde. Dedim ya, yani bankacılık uygulaması yazıyor. Yani POS yazılımı yazıyor mesela sadece. Ve ona isterseniz bağlanıyor. Çünkü orada pek çok kavram var bankacılıkla alakalı. Onları öğreniyor ve sektöre de bağlanıyor. Ama ben o bağlanmayı yaşayamadım. O benim özelimde bir şey. Yani herkesin özelinde yaşıyor. Çünkü ben donanıma yakın bir şeyler yapmayı, ürün kutulu bir ürünün bir parçası olmayı daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir konu da şuraya geliyor bazen. Arkadaşlar haklılar işte. Hep böyle konuşuyoruz bazı uzmanlık alanlarında. İşte mikroyönetleyici olsun, embedded Linux olsun vesaire. Sonra konu ya bu alanda fazla iş yok gibi bir algıya geliyor. Sen buna katılır mısın? Yani embedded Linux konusunda mesela iyi hale getiren biri kendini. İş alanları gerçekten dar mı? Yoksa hani Türkiye'de görünen mi öyle? Hani dünyada belki daha mı fazladır sence? Dünyada tabii ki daha fazla. Şimdi dünyada hocam iş ilanlarına bakıyorsun. Board Support Package Engineer diye burada kimsenin aklına hayaline gelmeyecek mühendis tipi var. Veya Türkiye'de herhangi bir firmada Kernel Engineer diye bir tam zamanlı adamın çalışması pek mümkün değil. O adam hem o ürünün software stack'inde de çalışıyor. Yani ürünün business layer yazılımlarında da çalışıyor. Yani bizim çalıştığımız gibi. Hem de genel geçer embedded Linux konularında da çalışıyor. Bu projenin ilk 6 ayında ilk aylarında board'u ayağa kaldırıyor. Öteki aylarda da ürünün içerisindeki firmware yazılımı diyelim hadi ona. O ürünü business'e uygun yazılımın içerisinde çalışıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de bu işi yapacaksan abi full stack developer olacaksın. Yok ben bu işin DevOps'una karışmam. DevOps uzman olmak zorunda değilsin. Yok ben bu işin security'sine karışmam. Bileceksin ama security uzman olmak zorunda değilsin. Ya ben network'le alakalı kısmın yok olmaz. Onu da bileceksin. Ama günün sonunda sen network specialist değilsin. Bu board'un dokunduğu, network'e dokunuyorsa, security'ye dokunuyorsa, DevOps'a dokunan taraf varsa bunları bilmek durumundasın. Ve aynı zamanda dedim ya herkes C bilen C bilecek. C++ bilen C++ bilecek. C++ birlikte bilin. Çok güzel. Dil de tek başına yetmiyor. Framework de bileceksin. JavaScript yazıyorsan eğer böyle boardla yazacaksan Node.js deli gibi bileceksin. Python'ın zilyon tane modülü var. Bileceksin. Veya C++'da benim tercihim ve sevdiğim Qt Framework. Onu akıcı bir şekilde kullanıyor olacaksın. Ne oldu günün sonunda sen? Konuyu Yubut'tan aldın. Qt Framework'e kadar taşıdın. Sen bu ol da hadi bak bakalım iş yok mu? Yani tabii ki iş var. Ama şeydeki kadar, yurt dışındaki kadar. Tayvan'da bile çok spesifik pozisyonlar var. Onlarınki kadar spesifik burada pozisyonlar
Ben bilmiyorum. Ya tabii ki biraz sektörün, o her zaman söylediğiniz gibi sektörün derinliğiyle alakalı. Yani Türkiye'deki derinlikle tabii ki hani teknolojinin, yüksek teknolojinin çok geliştirildiği yerlerdeki derinlik aynı olmuyor. Sonuçta ülkenin şeyiyle alakalı, yüksek teknoloji geliştirme kapasitesiyle alakalı. Yani ben arkadaşları, yani tabii ki iş var, iş açığı var. Kalifiye personeli bu alanda kesinlikle çok ihtiyaç var ama ben dedim ya, embedded Linux sys admin diye bir iş yok. Bu projenin belli bir kısmında yaptığım bir iş. Bir kernel Linux device driver specialist diye bir pozisyon yok. Sen bir driver'da bir modifikasyon yaparsın derlerse, atarsın, işine bakarsın, devam edersin. Sonra business yazılımına bakarsın. Dışarıda yok mu? Var. Benim şu an çalıştığım firmanın bile yurt dışı ofisinde kernel developer'ımız var. Adam spesifik o işe bakıyor. Ama biz de dokunmuyor muyuz? Bizim de dokunduğumuz nokta oluyor. Onun bazı bıraktığı noktalardan itibaren biz de bir şeylere dokunuyoruz. Her o bir tam zamanlı her şeye yetmiyor. Ama Türkiye'de öyle spesifik pozisyonlar yok. Yani ben bunu aklıma geldi, bunu belirtmek istedim. Olmasını diliyoruz tabii. Türkiye'de bu derinlikte işlerin olacağı, işlerin büyümesini, artmasını dileriz tabii ki. Dileriz tabii ama arkadaşlar full stack olsunlar. Yani o full stack kavramı hani bizim dünyaya da kullanım, yani ben böyle webçilerden özenip kullanıyorum şu an. Full stack olacağız biraz. Evet. Bu sefer gelmedi ama ben sorayım. Staj soranlar olmadı henüz ama staj imkanı var mı firmada, çalıştığın firmada veya ilan varsa onlardan bahsedebilirsin. Öyle olursa yapalım. Olursa seninle paylaşırım doğrudan. Şu an bilgim yok açıkçası. Ha. Çünkü o soru genelde hep geliyor. Bu sefer soran olmadı, ben sormuş olayım. Eyvallah. Valla Murat, 2,5 saat devirdik. Çok teşekkürler. Evet ya. Ben çok teşekkür ederim. Hani nasıl geçti zaman anlamadım. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben de takip ediyorum. Yani sonuna kadar böyle ortalama 50'de gittik yani. Aynı takipçiler, aa, izleyenler, evet, veya giren çıkanlar olabilir belki arada. Hani evet, istikrarlı bir şekilde de gitti. Umarım da faydalı olmuştur arkadaşları da. Zaten bu video kayıtta kalacağı için offline olarak da birçok insan izliyor sonrasında. Ben linkleri de altına koyacağım videonun. Hem senin paylaştığın linkleri, hem kaynaklarla ilgili linkleri. Onları da takip ederler arkadaşlar. Evet, yani bu işler ekip işi ya. Bir arkadaş son yorum yazmış. Her yerde bir kişi tabii yapsın istenen işler de çok olabiliyor ama projelerin büyüklüğü arttıkça ekip işi oluyor bunlar. Herkes bir tarafından tutup, işin tabii yazılımı da yok sadece. Donanım var bile bu işlerin. Belki donanım tasarlanıyor ayrıca. Yani her yerde bu hazır kartlarla yapılmıyor bu işler. Bir donanım tasarlanıyor. Tabii. Ve de bir sürü, başka bir sürü şey var, işin yönü var. O derinliğin artması tabii önemli olan. Dediğimizde o Türkiye'de de bu derinliğin artması. Ama teknoloji buraya geldi artık. Her taraf yazılımlarla dönüyor, elektronikle dönüyor. Dolayısıyla bu işlerin büyüyeceğini görmek için kahin veya fütürist olmaya gerek yok. Yani yazılıma dair, elektroniğe dair, donanıma dair konular artacak yani. Bu görünen bir şey, gözümüzün önünde oluyor. Sadece otomobil sektörü bile hani başlı başına zaten tek başına bir şey, gözümüzün önünde olan bir şey. İçten yanmalı motordan bir anda elektrikli araçlara geçişin hızlanması, tamamen yazılıma kayması için çoğunlukla, yani donanım ve yazılım işi olması haline geliyor. Evet Murat, tekrar çok sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim. Kadar yorduk ama dediğim gibi inşallah faydalı olmuştur arkadaşlara. Daha sonra izleyecekleri de olacak. Arkadaşlar, Murat hocamıza da yorumlarınızla destek verirseniz belki kendisi de kendi kanalında da Embedded Linux videolarına başlayacak. Ya ben de eğer yapabilirsem çok memnun olurum tabii ki. Faydalı olmak adına insanlara. Ben de arkadaşlara, takipçilerine teşekkür ediyorum. Onlar da sabredip dinlediler. Evet arkadaşlar, tekrar başka bir sohbette inşallah veya başka videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.